çok merak ettiğim bir soru var. Böyle paşa dedem var benim işte falan böyle işte yok ben bilmem bakan kimin torunuyum falan gibi oluyorlar ya. Ben o hikayeyi... Sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi. Ya kim olduğumu biliyorsunculuktan çok şey gibi bu. Böyle birbirinin soyundan gelmek cool ve havalı bir şeymiş gibi bir izlenim var ya o tarafta. Öyle değil. Ben bunu hiç anlamıyorum. Mesela sen ister miydin senin deden paşa olsun? Bana İsterdim. Ne faydası var ki? Havalı. Benim dedem paşaymış. Ya bak ekonomik hiçbir boyutu... Ekonomiyi geçtim tamam mı? Tamam manevi ekonomik olarak varsa zaten iyi de yani. Ortamda çaka satmak... Çaka mı denir? Çaka mı denir? Çaka. Çaka. Çaka, sat, çaka. Çaka sattıracak olan şey ne yani burada? Hani işte paşa deden var. Erenin paşa dedesi var. Hani ne bu? Hani mesela Atatürk'ün soyundan gelsen istemez misin? Bingo bu konuyu açarken aslında onu düşündüm. Dedim ki yani koltukta bu konuyu kendi başıma tek başıma düşünüyordum. Sonra dedim ki yani Atatürk'ün soyundan gelsem bu ne yani dedim. Yine aynı ben olacaksam hiçbir şey değişmeyecekse hiçbir şey yani hani baktığın zaman. Zaten hiçbir şey. Baktığın zaman Fatih Sultan Mehmet'in soyundan gelen kişi de hiçbir şey. Hani ben onu görüyorum ya. Genelde de bok gibi insanlar oluyorlar. Evet ya mesela şu an var örnekleri de işte Fatih Sultan Mehmet'in, Osman Gazi'nin bilmem kim işte Orhan Gazi'nin falan. Torunları bu adamlar yani hani işte var Twitter'da. Aynen birisi daha düzgün oturaklı tweet atıyor yanlış bilmiyorsam. Birisi daha marjinal tweetler atıyor. Salça. Evet. Bu insanlar cool'mu şimdi? Çünkü yani... Değil yani, ama. Şimdi Türkiye tarihinin iki cool ismi varsa bir yakın zamanlarda. Yani şimdi şöyle Fatih Sultan Mehmet ve birisinin torunu bizim gözümüzde cool değil. Bak. Ya şimdi benim dedem non-name biri ya. Şimdi benim dedem Eren Aktan olsaydı da Eren Aktan'ın şu videoları var şunları yapmış izleyeyim gibi bir ekstrası olabilirdi atıyorum. Anladın mı? Ya da işte benim dedem Atatürk olsaydı dedemin babası bir şeysi. Atatürk lan benim dedemin babası. Hani tamam bana bir faydası yok mu? Yok. Ama yani şeydir hani anladın mı? Bir şeydir bu ya sanki gibi bilmiyorum. Maneviyat gibi oluyor. Çünkü bir ara şey oldu ya devletten hepimiz nereden geldiğimize baktık falan. Ama ben dedemin ismini gülmek için baktım. Bir. İkincisi de şey, yani nereliğime baktım merak ettim. Hani benim için çok önemli değil ama merak duygusu var o tarafta. Yani benim dedem Tolkien olsun istemez miydim mesela? İsterdim. Ya bilmiyorum ne fark eder diye düşünüyorum. Yine aynı ben olacağım. Aynı yine ekonomik düzeyde olacağım. Aynı bilgi seviyesinde olacağım. Hiçbir şey değişmiyorsa dedemin kim olduğunun ne önemi var? Evet, daha da önemli bir soru Eren Aktan. Babanın kim olduğunun bir önemi var mı? O var artık. Niye? Babamın nasıl biri olduğunu, babamın neler yaptığının önemi var mı? Ya var be oğlum. Vallahi var lan. Çünkü gerçekten baban kötüyse bazen... sen iyi ya kötü olacaksın gibi bir şey yok değilsin. Mesela. Ya ne babalar var oğlum. Yani ona bakarsan babadan oğula geçmiyor psikopatlık yani ama. Tabii. İşte genetik olarak da bir şey var aslında onun ama çok da önemi yok gerçekten o kadar. Yani baba sadece hatta yük yani babanın yaptığı evlada. Tabii başarı da yük, negatiflik de yük. Plus ben babamla mesela çok farklı da karakterlerdeyim. Benim babam memur ve memur olmakla mutlu olan şey bir insan. Şey oluyor mu Deniz sana? Ben işteydim. Bazen... Babana çok benzediğin bazı anlar oluyor, düşünceler, hareketler ve bu beni korkutuyor. Duygusal açıdan evet babama çok benziyorum. Aşırı duygusalım ben de ama sadece bu kadar. Yani hani onun dışında herhangi bir insan kadar benziyorum babama. Çünkü farklı karakter, çok farklı karakterlerdeyiz. Yani tamamen çok duygusalıyız, ikimiz de çok hassasız. Ama bu herhangi bir insanda da olabilecek basicli ana şeydi ya, duygu durumlarından işte ana karakter yapıların birisi. Ya... Buna kadar uzun konuştum. Ya ama işte bizim millette daha çok var bu işte nereli olduğun falan çok önemli ya. Herkes Selanik eğlenceli. Göçmeni ya böyle yani sanki bütün evet ya yani mesela Selanik göçmeni neden, olunca havalı musun? Mı bu? Atatürk Hayır. Diye mi? Hayır batıdan geliyorum demek. Ha ben Batılıyım senin ben. Gibi pis kokmuyorum yakışık diyor yani. Otlu peynir sevmiyorum kanka ben diyor. Aynen yani ayağım kokmuyor benim gibi oluyor batıdan geldim. O hiç lahmacun soğan yemiyor yani. Sen Selanik göçmenisi. Kuşum hoş geldin yayınımıza. Siz ne yapıyorsunuz? Bari siz sohbete ne diyorsunuz oralarda? Sohbeti iki. Muhabbeti iki. Şöyle bir baskı yapsam sana. Öyle baskı 10 bin, yap. 10 bin abonede. Heh. Bir kere. Evet.
10 bin abone. Bir kere götten veriyor muyuz? Ben niye eskort olalım o zaman Deniz? Bu aynı şey yani. Manyağa bak. Yani böyle yumuşatamayız. Hayır hayır. Niye abi? Bir düşünsene. Mantıksız mı? Mantıksız, merak ediyoruz zaten. Bak merak ediyoruz ve hayatta diyoruz ki hani şey gibi düşün bunu. Evrene bir mesaj vermek gibi düşün abi. 10 bin abone olursam abi ben bunu deneyeceğim. Yani evrene Merkür, Mars falan. Aa Eren tabii, götten tabii yiyor falan. Arkadaşlar Eren Aktan'ın üstüne hatta götten gelindiği program. Bar Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir masa çekip oturun. Bir açılışı yapalım da artık canların burası Bar Sohbetleri. Biz masada otururuz, her şeyden konuşuruz. Siz de muhabbete dahil olursunuz. Chat'te aktif olmanız hoşumuza gider. Discord'da Bar Sohbetleri odası var. Hatta gay şöyle, sohbetleri. Gay sohbetleri. En üste aldım odayı. Oraya şunu konuşun, bunu konuşun, al bir de bunu konuş dediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Oradan abi, alıyoruz. Ya da Twitter'da... alamadım Bar Sohbetleri Mert Günhan eşliğiyle. Evet, bir de Günhan'ımız var, hoş geldi. Bir de Twitter'da hashtag Bar Sohbetleri yazarsanız... Kanka gel gel, kaynanan hallederim. Seviyormuş, Eren'i götten sikmeye çalışıyordum. Ha, hayır hayır, böyle o kadar açık yapmıyoruz ya bu işi. Abi, ben evet şu kameraları ayarlayayım. Kameraları ayarlayayım, siz konuşun. Kanka. Yok. Günhan, şu an hayatımda ilk kez sigara içmediğim bir yayın olacak bu benim için. Aa, böyle bir şey var. Evet, böyle biz bir şey var. Sigara içmiyoruz. Biz içmiyoruz. Neden abi? Günhan da neden içmiyor. Abi, Günhan ne oldu? Ama, arkadaşlar, ayıp, Günhan ama bir dildo emcikliyor. Ben hiçbir şey emciklemiyorum. Evet, benim şu Günhan an ağzım Barış da alıyor. Barış da mı dildo alıyor kendisine? Ya Barış alsın ya. Ne ben baskı kanka mı göreceğim bu ekipte şimdi bundan sonra? Evet ya kanka ya bundan sonra evet, ya of, sigara da içilen ne bileyim ikinci sınıf insandır ya. Yok ben ya net bir şekilde zaten İzmir'de yapmaya başladım. Ben şey diyeceğim doğru direkt. Doğru götler hani, yapıyordu. Baya şey falan diyeceğim. Abi ben hani rahatsız oluyorum. Başka yerde içer misin? Baya hani biz ya yemek yerken şey falan diyeceğiz. Eren sen şurada içsene sigaranı falan diyeceğiz. Ama bak bu çok kokuyor bana diyeceğim. Sigarayı bırakanın hemen duman avcısı olması kadar kanka, saçma bir şey yok abi. Asla değilim. Rahatsız ben ediyor asla kanka. Rahatsız etmiyor. Canın istiyor yani senin. Canın istiyor senin. Rahatsız olmuyorsun. Hiç sana bir şey söyleme. Yemin ediyorum ki canım istiyor olsa derim ki abi hakikaten zorlanıyorum yanımda içme derim. Hayır. He. Harbiden bir hafta iki hafta sigara içmeyince inanılmaz rahatsız ediyor oğlum. Bok gibi kokusu var ya. Kanka ben benim, şu an... Benim tütünümün yok lan. Benim tütünüm kokmuyor. Normal sigaralar çok kokuyor da evet. Tütün arkadaşım, tütün katılıyorum. Tütün o kadar kokmadığına katılıyorum. Normal sigaralar leş abi ve bu Deniz sürekli normal sigara içiyor abi. Evet o çok kötü kokuyor gerçekten. Ben, yani benim ben mesela Old Holborn şimdi reklam olmasın şaraplı falan olduğu için zaten kokmuyor gerçekten. Ben normal bildiğin şey taksici sigarası içiyorum. Neyse sen şey evet diyeceğim. Benim şu an şöyle bir sorunum var. Bakın evet, ağzım sulanıyor. Ağzım kaşınıyor. Ve ha, sulanıyor benim. Sigara ile ilgili böyle bir sorun. Ağzını almak için bir şeyleri. Ağzımı almak için değil. Şu an galiba şey yoksunluk hissediyorum benim anladığım ağızda. Kanka. Şey gibi bir yoksunluğum yok şu an ama. Abi şu an falan gibi bir heyecan yaşamıyorum konuyla ilgili. Sadece ağzım sulanıyor ve kaşınıyor. Ama bu beni sigara Lollipop içmeye işte teşvik etmiyor. Kanka sigaranın 3 tane şey var. 3 tane tetikleyicisi var. Bir... alışkanlık. Oral fiksasyon. Evet katılıyorum. Yani hakikaten de şimdi komik gelecek ama belki bilmiyorum fallik bir obje olmasından da olabilir ama elimizde tutup ağzımıza bir şey almak istiyoruz. Tabii. Ağzımız dolu olsun istiyoruz. Haklısın evet o oluyor mesela, yani. Bak ben onu şu an pipetle doldurdum. Evet evet ağzımıza aynen almak istiyoruz. Yani o sebeple vape zaten o yüzden biberon gibi millet emcikliyor yani. Hani o olayın yerine geçiyor ya çünkü. Ya Günhan o da çok fazla oğlum. Hiç bırakmıyorsunuz onu da. 7-24 emcikliyorsunuz onu da yani. Ben, sigara ya, ben normal işte şey yaptım abi. Evet ben öyle yapıyorum çünkü. Sürekli 7-24 elimde geziyor. Ben artık böyle 2-3 nefes alıyorum normal sigara içer gibi. Hani normal sigara içme aralığında. Sonra kenara koyuyorum. Sonra bir daha ne zaman sigara içeceksem. Mesela bir saat sonra içiyorum. 2 saat sonra içiyorum falan. Çünkü bazısı var sürekli fokurdatıyor. Bu da zararlı bence yani artık. Yok vape biraz otokontrol istiyor o konuda. Ben otokontrolü şey yapıyorum. Sağlamaya çalışıyorum yani. Yani bırakalım kanka, abi Eren de bıraksın aynı, oğlum. Aynı kakanın laciverti lan o da. Yani hani yine ağzına bir obje alıyorsun ve emcikliyorsun. Yani ben onu da yapmak istemiyorum artık. Ama bak şöyle bir şey var. Ya tam zaten sigarayı bırakacaksan komple bırak bir kere. Yani eğer bunu yapabiliyorsan go for it. Yapabiliyorum ben nikotin sakızı falan olayına ne diyorsunuz? Ya İnan, ben beni ihtiyacım sanmıyorum. İhtiyacım olmadı.
Ben abi bırakamıyorum laps diye ve sürekli olarak geri dönüyorum. Ama mesela şu anda 2 hafta oldu, ağzıma sigara sürmedim. Bir tane bile içmedim yani. O sebeple sonuç olarak sigara içtiğinde işte özellikle bir de fabrikasyon sigara. Abi kağıt içiyorsun, duman içiyorsun, zifir, fare zehri, azot, anasının amcığı. Benim kağıdıma bak lan şu kadar. Bir de yarıya kesiyorum. Anasının amcığını koyuyorlar mı gerçekten? Aa onu koyuyorlar, sen enteresan. Arap kağıdı kanka işte. O yüzden mi yani sigaralar bu kadar pahalı? Yani işte sigarayı bırakmak en iyi şey abi. Herkes bıraksın da Eren'e de utandırarak bırakırız. Sen niye arkadaş değilmişiz gibi beni ignorladın? Hiç şakaya nasıl? Da gülmedim. Abi salak salak bir şaka yaptın. Ne diyeyim şimdi? Şey falan falan güleyim mi? Gülecek bir tabii şey. Tabii arkadaş değilmesi mi? Diye bir şey var amcık yani. Hani bunu bilmiyor peki, musun? Peki vape'i bırakacak mısınız bir gün yani? Aynen. Vape'i sonsuza kadar mı çeksiniz? Güzel soru. Yani ben bırakmak isterim onu da günün birinde. Şimdilik böyle gidiyor ama yani. Hayırlı olsun. Vallahi helal olsun kardeşlerime. Gurur duyuyorum. Ben de bir gün bırakmak istiyorum, evet. Bırakacaksın. Herkes bir gün bırakacak. Ben bu arada şey yapacağım. Yani hani sigarası bıraktığımdan emin olduktan sonra sosyal içiciye dönmek istiyorum tekrar. Ya şimdi senin de benim de Günan'ın da özellikle bizim yayıncılık işi çok zor. Çünkü içebiliyoruz ve sürekli sohbet ettiğimiz için elimizde ağzımızda bir şey istiyoruz. Ben mesela sigarayı yakıyorum. Aynı sigarayı 20 dakika yakıp yakıp içiyorum. Yakıp yakıp içiyorum mesela. Aslında günde 20 tane sigara içsem de abi benim sigaraya koyduğum tütünü görmeniz lazım. Böyle yok yani artık. Bir de yani çok az içiyorum aslında ama yine içiyorum tabii yani, dumandır sonuçta. Ya yavrum yani zor şey bizim gibi... mesleğimiz zor bunun için diyorum Günan. Hani içemeyeceğimiz bir yer. Ya stüdyodayken da... ben sigara molasına çıkmam gerekiyordu. Burada öyle bir şey yok ya. Kanka, abi, evet sigara... bir şey diyeceğim bak. O stüdyolardaki sigara benim şu an hayatımdaki sigara molası da bu konuda çok etkili. Ben mesela şu an arada sırada aşağı inesim geliyor böyle sigara içmeye ofisteyken. Kaşıyor o yani insanı. Şikayet sigara ben. Sigara üzerine sosyalleşen bir sürü insan var. Tabii lan. Doğru. Ama işte orada da az mesela ben stüdyoda çalışırken 10 tane içiyordum. Şimdi içebiliyorum abi yani. Gerçekten içebiliyorum. Yaparken içebiliyorsun. Taksici gibi işte. Evet evet yani o çok kötü. Bırakmak lazım. Sigarayı bıraktım, adeta yakışıklı hissediyorum şu an kendimi mesela. Sen zaten. Şu an bak arada. Yani çok yani şey havamdayım yani albenili mi denir? Hmm. Doğru mu tabir bu konu? Hmm. Evet öyle hissediyorum kendimi yani. Arkadaşlar Ankara'ya gidiyoruz ha. Neye gidiyoruz? Bir şey ben var diye gidiyoruz. Ben gitmek istemiyorum Ankara'ya. Haydi. Barış yok ya şu an, birisinin Barış olması gerekiyor. Ha, Ankara. Barış gelince mi gidelim Ankara'ya? Bilmiyorum, ben gitmeyeceğim abi. Hayda. Bundan sonra yok, ne yaptın turne falan filan. Antalya'ya evet, gelin diyorlar. Oraya da gitmiyoruz abi. Antalya'ya kim gelin diyor ya? Ben Antalya'ya gitmek istiyorum da bunlar istemiyor ya arkadaşlar. Kim istemiyor Günhan, oğlum? Ben Günhan istemiyor götü değilim. İstemiyor. Günhan istemiyor. Ya ben istemiyorum diye değil abi. Hep aynı muhabbet. Ben diyorum ki Antalya'da bir etkinlik realize edebileceksek edelim ama bence yani bilmiyorum, bana yapamayız ben. Gibi geliyor Antalya'da. Evet. Bana da ben diyorum ki ama, arkadaşlar. Ama, yani... ama İzmir'de rekor kırdık sonuçta. Yani anladın evet, mı? Ama İzmir İzmir'dir ama. Ya ben Antalya'da Antalya mıdır işte? Ha evet ama Antalya'dan çok ben Antalya'dayım diyen çok görmüyorum niyeyse chatte ya. Bak yok şu anda da mesela 700 yakın kişi var, Antalya yazan yok yani. Abi ben de yayına gelip de şey diyorlar sürekli. Abi ne olur Antalya gelin diyor ama iki tane çocuk var sürekli diyorlar. Yani iki Konya anladın mı? Anladım. Ne varmış? Abi, 3 kişi varmış. Bana ısrarla Bursa yazanlar var mesela. Abi ne zaman Bursa çok var. Diyenler. Bursa ve Eskişehir çok. Diyarbakır geldi. Ama yani hani o sesi çok çıkan az insan yani onlar gibi geliyor bana biraz. Ve bunlar ne yapıyor biliyor musunuz genelde? Ben DM'lerden ve chatten biliyorum. Şuraya gelin gelin diyen tayfa ne zaman biletleri atsak ah be abi o gün babaannem ölecek gibi bir bahaneyle gelmiyorlar da zaten. Tabii. Ya o gün ya gerçekten yalan, babaannesi ölürse? O zaman gelme. Yalan dolan abi. Yani biz yoksa gideriz. Gitmekte problem yok yani de. Ya ben karşı değilim yani ama işte ne bileyim Ankara'da etkinlik yapıyorsak eğer hani Eskişehir'de yapmamıza gerek yok gibi hissediyorum mesela. Ya evet 2 saat ne orası da yani Ankara abi. Yani İstanbul'dan Eskişehir'e gelinle Eskişehir'den Ankara'ya gel sen bari yani hani biz çünkü 6 saat 10 saat yol geliyoruz ya sen de 1 saat git gel mi yapsan acaba ama işte orada şey oluyor
gece kalıyor ya etkinlik. Ben ne yapacağım orada, nasıl döneceğim diyor. Otobüsle. Ama işte ekstra masraf oluyor onun için. Bilet artı otobüs. Ya otobüs. Anlıyorum onu da. Ama işte evet, ama bu da biz de ekstra masraf yapıyoruz ya. Yani hani böyle. Bazen hani. İçiyoruz, içiyoruz. Kişi başı 5K'ya çıkıyoruz biz. Yani. Ay ürperdim. Şeytandır. Hani. Dün ben Eren'e 700 lira para gönderdim yani. Evet. Tehdit ettim biraz. Tehdit etti, beni para gönderdim. Öyle çalışıyor mu kanka? Ben de isterim çünkü. Harikasın. Hayırlı olsun iPhone'un. Aynen. Aa, evet. Aa, yemin ediyorum ya. Alkışlar. iPhone aldı. iPhone aldı ya. Artık ya. Abi bir şey diyeceğim de. Ben hakikaten yeni... Şimdi biliyorsunuz ben bir 6 ay önce falan bu telefon ağlamalarına başladım. Evet, ağzım sıçmıştı benim ya. Benim aldığım günden beri ilk bir ay nasıl alırsın? Biz o kadar zengin miyiz? Utanmıyor musun yaptı. Sonra bana da al yapmaya başladı. Sonra kameranın kalitesini görünce kıskançlık ve sinirle başladı yapmaya. Tabii. Abi ben buyur. Şeyde karar verdim telefonumu değiştirmeye. Ya arkadaşlar ben telefon gibi şeyleri falan böyle kamerası olmasa umurumda değil gerçekten. Bana kalsa ben 3310 kullanırım yani. Harbiden sikimde değil. Sosyal medya da var. Ama Android'ler de yapıyor, doğru. Ya kanka işte evet, yani herhangi bir şey kullanabilirdim yani. Hani böyle gerçekten iPhone 13 almama gerek yoktu. Almazdım da yani. Ben iPhone 7 ile mutluydum. 5 yıldır kullanıyorum. Ama biz podcast ne yaptın kaydettik ya. Ben o gün ekranda görüntüyü görünce dedim ki vış amına koyayım, bu ne le? Yani... Bu bayağı bildiğin DSLR kalitesinde. Ya şeye ne kadar. Bir de arkadaşlar podcast'te iki kamera kaydettik. Biri denizleri ya, çekiyor. Evet, benim telefon. Biri bizi çekiyor Günhan'la. Barış'ın telefonu. Biz 5 sene öncesinden bağlanıyormuşuz. Abi, bunlar evet böyle ya, yepyeni. Çok... Yani bu kadar mı fark eder? Seninki neydi iPhone? 13. Benimki de 13. Şimdi bizimki eski mi kaldı yani? Bizimki yeni evet. Oğlum işte Barış'ınki 14 var daha bir de. Ha, 14'ün henüz ben incelemelerini de izledim. iPhone 13'ün arasında uçurum görmedim. Yani çok bir fark görmedim. Yoktu yani. Tabii ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok çok önceden bıraktım bu konuları yani. Hani ben kaybedilmiş bir mücadele gibi bakıyorum konuya yani. Yok yok bak, iPhone'lar. iPhone 11 var bende. Ben kanka bir 4 yıl daha kullanırım gibi geliyor. iPhone ama. 11 ile 13 arasında var biraz. Yani iPhone'lar 2-3 senede bir level atlıyor. Ama bak Deniz, sen çok yanlış iş yapmışsın abi. Her yeni çıkan, bak sen her yeni çıkan iPhone modelini almayacaksın hiçbir zaman. Yapacağın ben şey bir şey ne diyeyim musun? Mi bebeğim benim? Hı. Ben şimdiye kadar hayatımda bir tane bile iPhone'a para vermedim. Bana şirketim hediye etti. Neyin havasını atıyorsun şimdi yani? Hayır böyle almayacağım bakalım. Diyorsun ya, almadım zaten. Ben de senin ne fikrin onu Günhan, söylüyorum. Çünkü Günhan, neden? Şöyle bir ticaret önerildi bana. Sana da önereyim istiyorsan. Şöyle diyor bir ticaret. Benim de daha 6 ayda olmadı. Abi dedi yeni iPhone'larınız garantisi de var. Satın 25 bin liraya 20 bin liraya. Üstüne bir 10 bin koyup iPhone 14'e geçin. Herkes bunu yapıyor ya zaten. Herkes bunu yapıyormuş. Yapak mı öyle bir şey? Ama ne? Buna oğlum, nereye kadar başa çıkacağım? Oğlum ben bu arada 24 bin liraya aldım iPhone 13'ü sıfır. Ben 19 aldım. Bak ben 24 bin liraya aldım iPhone'u ve 4-5 yer gezdim burada. Bütün satılan her yerde 27 bin liradan başlıyordu. Evet, hatta evet. Galiba, bir anda ben aldıktan 2 ay sonra 25 oldu. Ben çok bala böyle bayağı gittim, aradım buldum. Media Market'ta niyeyse o fiyata satıyorlardı. İnternetten baktım 24 bin liraya. Gittim Allah'ın telefoncuları 27 bin liraya satıyor. Teknosa 28 bin liraya satıyor. Amazon'a falan baktın mı hepsi burada ya? Ben oradan aldım. Baktım. Ben yine ucuza aldım yani. Apple'ın ama kendisi de bir gün, tık ucuza satıyor. Evet, ertesi gün arttırdı fiyatları. Her yerde arttı fiyatı yani. Ben Apple'ın kendisinden aldım galiba. Yani büyük ihtimalle biz... Böyle bir 6 ay falan beklersek %50 artacak fiyatı zaten. İşte onu diyorlar oğlum. Zamlansın sat diyor. Ama ben 3-4 sene kullanırım bu telefonu. Cillo gibi şey yap. Koruma cam yaptır, kılıf taktır, üstüne dua yaptırdım. Oku. Yasin sıkıştır arkasına. Canım çok şeye sıkıldı. Adam şey dedi böyle. Artık 25 bin lira veriyorsunuz. O zaman kasko istemez misiniz falan dedi böyle. Evet. Abi 5 bin lira 6 bin lira kasko diyor. Yani böyle ben dedim yok ya yaptırmayacağım falan dedim. Şimdi ama emin misiniz 25 bin lira veriyorsunuz 30 bin lirayı da verirsiniz bence falan dedi. Aynen, ulan vermeyeceğim diyorum.
Artık 30 bin lira da veremem diyorum. Emin misiniz? Ama bak sonra 40 bin lira masraf çıkmasın falan yapıyor bana böyle herif. Kıl oldum ya. Kötü hissediyorum almadığım için. Kanka yok. Kötü hissettirdi. Başardı evet, yani. Anladım seni, anladım seni. Çok iyi anladım. Ben nefret ederim kanka öyle adamlardan. Ya ben tişört evet. bakacağım. Siktir git ya, uzakta dur ya. Ben mesela çok sinirleniyorum ona. Ben bir bakayım kendi başıma mesela. Size çok yakıştı ama. Aynen, anneannene de evet. yakışacak. Şu anda şeyi düşünüyorum yani. Ben bu iPhone'u alacağıma çöp alsaydım o kaskoyu almadığım için. Çünkü yarın öbür gün telefona bir şey olursa abi yok öyle lan. Hissettirdi herif çünkü. Değil diyor günah ki, saçmalama hayır. Diyor abi herif böyle şey falan yapıyor. Sen şimdi diyor senin telefonun diyor ekran diyelim kırıldı diyor. Şimdi bu telefonu yaptırmaya geliyorsun sana 20 bin lira masraf çıkartıyorlar falan tamam, diyor. Tamam yok abi 20 bin lira da masraf değil, ben baktım cam fiyatlarına da zaten. Üstüne güzel bir cam yaptırıyorsun. Ben yaptırdım. İstersen burada yaptırırız sana. Tam 100 liraya. Hiç anlaşılmıyor ben bile cam oldu. Ben yaptırdım oğlum. Onu tamam, ben yaptırdım. Tamam o zaman. Bir tane de kılıfa gerek bile yok da. Hani dışarı çıkacağın zaman tak. Evde ona da gerek yok. Tamam kanka, abi yani. Hadi. Kılıf abi. Ve kırılmaz cam olmadan iPhone kullanılmaz zaten. Ben buna sinir oluyorum ama. Ben bu telefonu böyle almadım kardeşim. Zarif tasarımıyla, elde şey tasarımıyla alıyorum. Sonra buna böyle kaba inşaat gibi şeyler yaptırıyorum. Kocaman oluyor telefon, ağır oluyor. Evet oğlum, bir de tuğla gibi değil mi iPhone'un içi? Çok saçma. Normali çok ince sen, yani. Orijini çok renk güzel. Siyah mı aldın sen? Ha işte lacivert siyah arası işte benim rengim. Ha gece mavisini aldın sen. Ha, ben de renk aldım sence. Sen kırmızı aldın. Ha gösterdim aldın, ama. Ben mavi aldım. Aa sen aldım, de aynı renk. Doğru sen bana attın. Yok bak açık mavi. Eren Aktan mavi. Açık mavi. Tabii oğlum ben sana aldım oğlum telefonu. Öyle yazmış. Fotoğrafını atıp sana telefon aldım. Ya güzel telefon. Deniz ya, şey güzel diyecektim. Telefon. Güzel çok güzel telefon. Şey diyecektim ben sana. Ne diyeceğim bebeğim? Sen ya Apple'ın ara modelleri var böyle telefonda. Mesela iPhone 5S çok güzel. 6 yarrak gibi. 7 de çok güzel. Katılıyorum 8, sana. 12 de öyle. 12 hiç kimse de yok. Aynen. Bak 10 kötüydü. 12 kötüydü. 11 fena değildi. Abi dediğiniz bak ben sana oldu. Söylüyorum. iPhone 3 güzel. 4 kötü. 5 güzel. 6 kötü. Hep bir tane boktan model çıkartıyorlar araya çünkü. 7 güzel, 8 kötü, 9 güzel, 10 kötü, 11 de çok kötü. Her yerde. 11 her yerde. 11 herkeste 11 var. Evet, 11 de kötü. Arada orada bir tane atlıyor. Bir bozdular orada pattern'ı. 12 arası 13 daha iyi. Artı 11 kötü dedi. Ne dedi? Ha, ne? Biz Barış'la ben de 11 var diye 11'e kötü diye. 11 kötü kanka biraz. 11'in bir şey diyeyim. 11'in kamerası kötüymüş ama. Oğlum evet hayır, ben. Hayır. Bir şey diyeceğim. Barış'la ben de 11 var diye 11 kötü diyor bu göt. Yoksa yaptığı matematikte gerçekten 11'in de güzel çıkması gerekiyor. Orada pattern orada da pattern'ı bozmuşlar diyor. Aynen. Aynen. 11'e kadar hepsini düzgün saydı adam. 11'e geldi de 11 de kötü. O yüzden 11 de kötü. Sonra her şey vardı. Çok iyi. Her şey çok iyi. Ne yapıyorsun Gülhan Balıkesir'de? Ne? Aa, abi ben Covid'dim. Siz kapmadınız ben kaptım niye? Biz kapmadık valla. Siktir. Sen nasıl oğlum, kaptın lan? Oğlum şey çok komik ya. Virgin'im dedi. Şimdi sürekli Covid oluyor ve bize hiçbir şey olmuyor ya. Çok iyi her şey ya. Abi Yiğitcan Covid'miş. O gün hasta oldu ya İzmir'de. Evet. Yani evet Yiğitcan hastaydı ve ben Covid oldum. Size bir şey olmadı. Niye öyle oldu? Bilmiyorum kanka, siz seviştiniz galiba daha. Çünkü benden daha fazla ne yapabilirsin ki oğlum? Oğlum senle uyuduk. Ben bu adamla öpüştüm. Hep beraber şeyi izledik. Hakan Şükür videosunu izledik. Ya abi yazıklar olsun. Öyle etkinlik mi olur ya? Etkinlik yapıyoruz. Rockstarlar gibi 500 kişiye gidip evde Hakan... Ben böyle durdum. Dedim ki ne yapıyoruz biz arkadaşlar ya? Ya bizim şu an hangover falan olmamız lazım. Oturmuşuz Hakan Şükür. Ben ama hangoverdım ya. Ben hangoverdım. Çok sert hangoverdım. Ben hatırlamıyorum. Çorbacıda böyle masada böyle uyuyordum ben. Siz evet siz çok öldünüz hemen. Etkinlik benim sonrası bitiyorsunuz siz. Benim bokum çıktı ya. Bokum çıkmıştı oradayken. Başım çatlıyordu. Çok fena. Acıkmıştım abi, ben çünkü. Eskiden abimle yayın açıyordunuz. Abin kim senin? Allah Allah. Zannetmiyorum. Eskiden abimle yayın açıyordunuz. Falan demiş ama tanımıyorum. Merak ettim lan. Abinin adını yaz. Çok da kötü İskender dedik yani. Orada ya. Çok evet ya biraz. Ya öyle deme. İzleyicimizmiş ama o bizim. Bizim değil. Barış'ın izlidir. İzleyicisiymiş. Ha o zaman yarrak gibi İskender de harbiden amına koyayım. Arkadaşlar yani çok kötüydü ve ben kötü diyedim diye bana yine orada kızıldı. Ya hayır ama senin genel olarak yemeklerle ilgili fikirlerin önemsiz. Ya senin... Çünkü...
Deniz, herkes arkadaşlar, İskender yerken saçma bir şey seçtim. Evet abi. Menüden. Tamam bak bir şey diyeceğim. İyi ki seçmişim çünkü sizin İskenderiniz de kötüydü kanka. Ve ben o an gecenin bilmem kaçında ya, İskender yemek istemiyordum. Benim hayalim köfte ama ekmekti. Ama biz oraya hep beraber gecenin 12'sinde İskender bulduk diye oturduk zaten. Hayır yani. Abi. Hep beraber. Biz oraya ben çok açım ve orada köfte varmış diye oturduk. Düzeltiyorum. Hayır. Kesinlikle öyle olmadı. Ben oturdum dedim ki. Ne var dedim? Bak şöyle oldu. Sonra İskender de varmış. Ha sen de dedin ki İskender varsa ben de yerim dedim. Böyle oldu kanka. Ha ben yemeyecektim galiba. Lan doğrudan doğru. Biz köfteye oturduk oraya. Köfteye oturduk arkadaşlar. Tamam. Göt oturdu. Ne oldu? Evet. Ben özür dilerim. Ben nasıl hatırlıyorum biliyor musun bütün saniyeyi? Bak, çünkü sen şaka. Beni sevmiyorsun kanka galiba ya. Ne alakası var? Ben ya hep ben böyle sen beni sevmiyorsun. Alakası yok oğlum. Yapma böyle. Kocaman adamsın. Bak insanlar izliyor. Neyse ne diyecektim? Abi işte öyle Covid'dim yani. Daha yeni iyileşiyorum. Allah Allah. Bize niye bulaşmadı? Abi çok garip ya. Ben 7 bölüm Simpsons'ı izledim bak koyun koyuna. Çok garip evet. Oğlum ben çok uzun yan ben hiç senle o kadar şey olmadım. Sadece evet, giderken hadi abi. Siz. Sarıldınız siz bitti. Ben Yiğitcan'ın yanında da oturdum. Deniz'in yanında da yattım. Evet. Ha biz Barış'la hep, biz Barış'la birlikte yattık hep ondan oldu arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ilk gece ben Barış'ın bir tadına baktım sonra Günhan'ın da bir tadına baktım. Ya biz şu ev olayını böyle yapmayalım bu sefer. Ben artık birileriyle sakallı adamlarla yatmak istemiyorum. Kimlerle yatmak istiyorsun? Herkes yalnız yatsın abi. 4 tane yataklı bir yer bulalım. Ben okeydim lan Deniz'le yatmak iyi oldu. Biraz hoşuma da gitti yani. Benim de hoşuma gitti. Siz bir ara senfoniye kalkıştınız biliyor musun? Evet. Aynen çünkü yani mutluyduk. Ya çok ben iyi. Şunu anlamadım abi. Ben Deniz gitti uyudu erkenden. Ben de biraz daha herkes gittikten sonra biraz daha Barış'la oturduk biz. Evet. Sonra baktım bu Hakan Şükür videosu inanılmaz boş yapıyor. Evet. Barış geldi yatak vlog'taki yatak sohbetlerini yaptık biz. Burada İlker Canikligil videosundan bahsediyorum. Yani tutup da FETÖ'cü videosu izlemiyorum yani boş zamanlarımda. Tabii. Neyse abi daha sonra ben gittim Deniz'in yanına kıvrıldım yattı falan. Barış da gitti Eren'in yanına yattı. Bunlar abi 2 saat 3 saat boyunca ve konuştular yatakta. Fışır 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 ne konuştular hiç bilmiyorum. Güldü. Arada şöyle sesler geliyor. Böyle kafayı kaldırıyorum. Allah Allah ne oluyor oğlum falan böyle yan yana yatakta konuşuyorlar abi böyle. Böyle yani yattık aynı böyle Barış'la sırat sırat. Evet. Evet, arada bir böyle falan gibi sesler geliyor dedim. İyi yani herhalde. Yatak sohbeti. Dedim yani. Kanka iyi bilmiyorum de. Ya biz Günhan'ları yaptık işte tatlış. Siz hemen biz hiç biz no bullshit yattık yani hakikaten tabii, hiç tabii. Muhabbet bile etmedik. İki erkek biz hiç konuşmadık. Bro yani. Yatışı yaptık yani Günhan'la direkt. Evet siz bir tuhaftınız kanka ne konuştunuz o kadar siz. Biz yakınlaştınız sanki. Oğlum, pijama partisi gibiydiniz. Biz seviyoruz. Aynen. Biz Barış'la daha önce çok yattık tamam mı? Siz birbirinizi ne? Hayır. Evet, çok yattık uyduk. Siz birbirinizi biz öptünüz mesela, uyumadan bizim önce. İyi geceler öpücüğü var mıydı? İyi geceler dendi. Bebeklerle öpüyorum. Şeyler dendi. Horlar some dirt bak. Rahatsız olmasalak. Onlar yapıldı. Sizin orası yorgan, mı var sizi? Yorganı al bak işime etsin sen de işime. Barış. Kapımızı Barış, çekelim ışık girmesinler oğlum. Barış öyle şeyleri niye yapıyor? Gay mi abi Barış? Değil Eren abi, yapıyor de kanka Allah bunları. Allah. Eren yapıyor hayır, Barış yapmıyor. Hayır. Barış bana şey falan. Ben de Barış'la yattım daha önce. Barış bana şey falan diyor. Eğer yorganı üzerinden alıp üşürsen beni dürt uyandır al yorganı. Ya da ne bileyim işte. Horlarsam dürt ha rahatsız olma falan. Oğlum tam yat rahat ol falan diyorum. Ben söyleyeyim de falan yapıyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi iki tane teorim var. Bir, aynısını istediği için bunları teklif ediyor olabilir Günhan. Evet, yani bir ihtimal yani. Bu mantıklı bir teori. İki, gay olduğu için olabilir. Bu daha mantıklı bir teori ve ben bunu tartışalım istiyorum. Neyse sanki birazdan gelir. Birazcık böyle bana da şey gibi geliyor. Hani iş atıyormuş gibi mi geliyor Günhan sana da? Hani ya kanka bak ben seni düşünüyorum iş atışı var sanki. Ne diyorsun? Yani ben yani her seferinde şey oluyorum. Abi tamam yeter artık yani 5 sene olacak neredeyse. Evet. Hani, söyle. Yani bir şey yok yani anladın mı? Hani bu kadar triplere girecek bir şey yok yani ortada. Tamam. Söyle yani. Gaysan gayım de. Tabii. Ya bir de bazen böyle çaktırmadan bakım yapıyor falan böyle hatırlıyorsun. Böyle hani bir gidiyorsunuz böyle unexpected maske hani.
Kim? Ne diyorsunuz? Evet, evet. Barış. Nasıl? Ha, sen Yunan, bayağı... Biz Yunan'da gördük. Ben gördüm. Yunan hatırlıyorsun şey mi diyorsun göz altlarına yaptığını? Aynen. Hmm. Yunan hatırlıyor musun? Ya hatırlamıyorum lan. Ya yalana girdi çünkü de yani eşlik edeceğim diye şimdi. Evet, ya şu Discord grubundaki videoyu yani herkes izlesin istiyorum. Hayır. Arkadaşlar ne yaptın çekimlerinde aşırı komik anlar var. Yani hani kendi biziz diye demiyorum çok komiyiz. Oğlum o kadar komik bir an var ki. Ama o kadar komiyiz ki bazılarını kesmemiz gerekiyor. 2-3 günde bir gruba atıp gülüyoruz. Öyle bir an var yani. Tabii, çok tabii. İyi ya. Edit mi? Oradaki osuru şey yapalım. Ne derler? Biraz osuru sadece sansürleyelim ama sahneyi olduğu gibi koyalım. Halledeceğiz o konuyu. Yani o Barış'ın tepkisi şu. Bir anda ne oluyoruz, nereye geldik? Çok iyi ya. Benim kalkmam. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Yani hani Yunan'ın yüzü ben şeyi merak sessiz ediyorum. Hali yüzü NFT olarak satılır. Ben şeyi merak ediyorum. Biz o sesi duyduğumuzda o tepkileri verdik, gözüküyor. Reji çocuk ses. Yarılıyordu abi. Ya bak zaten arkadaşlar. Ya şu kadar iyi geçti kayıt. Tuz Biber stüdyoları yani stand-upçı adamlar falan. Rejisi de Tuz Biber'in rejisi. Adam bizi çağırıyor. Kayda gelin. Abi çok komikmiş falan diye. İsmail yazıyorlar. Üstünden bize haber geliyor. Yani biz de böyle komikiz. Oğlum sen şey diyeceğim. Sen ne yaptın? Şey yaptın mı? Gönderdin mi görüntüleri? Gönderdim. Hallettik kanka onları. Ha, ama sakıncalı yerlere çıkartıp yok, gönderdim. Yok sakıncalı yerler yok kardeşim. Merak sakıncalı etme yerler yok. Maymunlar yok. Ama valla hapse yok, gireriz hiç, yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Merak etme. Avukatlar tarafından izlenildi. Onaylanıldı. O bana, bak, üşenip, bana bak. Üşenip. Üşenip Rov videoları göndermedin değil mi Deniz? Yok. Rov videolar deyince de garip oluyor sanki. Ya. Tabii. Ham öyle bir kasetleri vermedim kanka. Kasetleri. Hayır. Evet bazı kasetlik anlar oldu çünkü. Yok. Kasetlik anları görmedi kimse, merak etme sen. Evet. Yarın öbür gün tapelerimiz çıkmasın yani. Yok çıkmaz kanka. Sen bu kadar çağırma sadece amına koyayım. Çünkü çıkacak olursa benim bilgisayarım hacklenir, yine çıkar o. Birileri arar bu videoyu. Aynen yani kanka sen bunu yapma o yüzden yani Gürhan. Ha? Ne dersin canım benim? Böyle şey olsa çok komik olmaz mı? Ne yaptığından 10 sene sonra Deniz eve geliyor falan böyle. Biz yapmıyoruz artık, görüşmüyoruz uzun zamandır. Deniz eve geliyor böyle. Koltukta arkada ben varım. Böyle geç şuraya falan diyorum. Böyle geçiyor. Seninle 10 sene önce bir podcast yapmıştık. Hatırlıyor musun? falan diyorum böyle. Evet hatırlıyorum da tabanca çıkarıyorum böyle. CD'leri bana ver. CD'leri bana ver falan diyorum böyle. Ya niye anladım. Yaptınız onu da bilmiyorum. Oğlum dilinizi yemiyoruz. Ben hiç yapmıyorum mesela normalde. Ben de yapmıyorum farkında. Bir anda adamın Tourette sendromu tutuyor. Bir şeyler söylemek istiyor. Ve gülüyor. Sonra diyor ki bunları silerim. Çok komik. Arkadaşlar bazı yerleri kullanacağız. Bazı yerlerde kelimeyi duyacaksınız. Fiziken buzlu olacaklar. Bazı yerlerde de hepsini duyacaksınız. Ama yani yapabileceğimiz en gösterebileceğimiz ne varsa onu göstereceğiz. Evet. Ya bana bir konuyu olacak. Bana kocaman bir konuyu sildirtmek istediniz ve gerildiniz. Hatırlıyor musunuz bir şarkıcı hakkında? Hatırlıyoruz, o konu neden silinecek. Neden? Ay sen çünkü garip bir insansın demiyorum. Evet abi. Hayır, garip bir konuydu. Onu değildi. Kimse bilmesin, o konuyu konuşmak istemiyor. Duymamış olalım. Evet. Allah ya. O konu garip bir konuydu ya. Abi niye silindi o ya? Bir şey yoktu ki bir onda. Bir şey diyeceğim. Ne yaptın için bile o konu garip bir konuydu hemen. Allah. Evet. Oğlum çok garip bir şey söylemedim. Söylemedin. Abi, konu garip sadece. Konu garip abi. Yani ne gerek var? Yani anladın mı? Evet. Çok riskli konu yani hani. Anladın? Yok, hayır. Değil. Hatta sonrasında İsmail'e dedim ki bakın ben biri hakkında şöyle şeyler söyledim. Yo abi sorun yok, ben de öyle düşünüyorum dedi. Evet. Ne demek yok. Tamam sorun. İsmail okey dedi diye her şeyi ona göre yapmıyoruz biz. Abi İsmail her an hapse girebilir lan. Yani bence de evet. Tam boş versene İsmail anasını satayım. Doğru bir odak noktası değil gerçekten. Allah bir şey yoktu arkadaşlar. Şimdi chat pedo öyle bir durum yok ya. Saçmalamayın. Herkes reşit muhabbetin içindeki. Konuşulan insan da reşit. Yani neyse. Ya oğlum konu zaten hiç böyle bir şey değildi. Nereden çıktı şimdi bu reşit muhabbet? Allah Allah.
Siz gerildiniz çünkü. Ben gayet güzel anlattım. Bir de böyle dedim ki, şunun hakkında şöyle şöyle düşünüyorum. Sizin ne düşünüyorsunuz? Wow 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 wow! Just seal, seal! Silahları çıkarmayın, seal! Wow! Ne oluyor lan? Herkes... Ya açıkçası ben biraz orada biraz aşırı tepki de vermek istedim. Evet, yani. Bir şey yoktu ya. Hoşumuza gitti çünkü. Ben kendimi çok kötü hissettim. Ben sapık mıyım? Vay vay. Evde böyle değil mi? Dertli böyle. Şey var, ayıcık var böyle karşısında ayıcığa bakıyor. Pofudik bir terlikleri var ayağında böyle bakıyor. Ben sapık mıyım? Gerçekten Allah çok kötü. Allah. Bir şey diyeceğim, evet, ama Günhan'ın senin, her sahne şey, burayı keselim demesi var. Bir saniye. Eren Aktan'ı, ya Günhan, Eren Aktan'ı evinde gördüm ve pofudik terlikleri var ya, bu hayvanlara vay ayağını geçiriyor. Terliklerinde. Evet. Biraz sapık durmuyor mu o terlikler? What the fuck? Bilmiyorum Eren ya. Abi, ben Eren'le tanıştığımda şey diye düşünüyordum. Bu adam kesin götünü siktiriyor. Çok tuhaf fetişleri var falan diye düşünüyordum. Kesin böyle hiç öyle ya adam. Ya. Yani adam hakikaten hiç öyle değilmiş. Çok uzak bir şeymiş yani benim hayal ettiğimden. Ah be, hayallerinizi yıktım, özür dilerim ya. Ya yani Eren ayağımı geçemiyorum. Evet. Yani Eren o kadar şeymiş ki, normalmiş ki sıkıcı derecede normal yani. Peki en garip hadi kim lan, bir dakika sence Günhan? Yayıncılık hayatında hayatında en eğlenceli fucked up şeyleri benle yaşadın bu ekipte. Bekle ya, bir saniye bir dur ya. O ayrı. He, macera şeyi oluyor her zaman. Kanka bir sorun var Günhan. Bu ekipteki en garip adam kim sence? Kendisi. Benim ben miyim? Yani bence ben garip değilim de sizin yani tuhaf şeyler de yapıyorum galiba. Burayı keselim. Hayır, sürekli şey yaşıyoruz çünkü yani ben bir şeyler yapıyorum, siz sürekli ya ne yapıyorsun oğlum falan gibi diyorsunuz. Tabii. Evet, evet. Hep onun üzerinden bir şey dönüyor gibi sürekli. O yüzden herhalde benim. Sensin. Aynen. Sensin. Tebrikler. Doğru bildin. Böyle sürekli Günhan'ın WhatsApp grubunda ya da Discord grubunda birimizi avlamaya çalışmasına ne diyeceksin? Mesela evet ya. Geçen Zade hakkında bir kızla konuştum. Senin için gay diyorlar. Kendine bastırıyor musun? Bak, ama kulislerde... Barış onu yiyecekmiş lan. Yiyecekmiş çocuk bir de. Ben direkt gördüm ve yaptım geçtim. Çünkü yapıyor. Arada diyor ki senin hakkında şöyle şeyler deniyormuş Eren. İşte sen şunu yapmışsın Eren. Yok sen taciz yapmışsın. Yok sen gaymişsin de anal seks yaptırıyor musun falan. Ciddi ciddi bunu anlatıyor. Dikkatli ol bak, istersen işte görüşelim bu konuyla ilgili, ne yapmamız gerektiğine bakalım falan yapıyor. Biri düşerse yandı falan gibi. Ya Barış ben yani bunca yıldan sonra Barış'ın hiç düşeceğini şey yapmadığım için hemen boştu yani, keşke uzatsaydım ya. Kanka sen biraz abartıyorsun ama artık yani hani sahneye kalmış 20 dakika, neredesin diyoruz. İşte İzmir yolunda bir yerde kokoreç yemeye gittim. Yani hani ha, ben gelemiyorum diyor. Yani ben gelemiyorum, uçağa kaçırmışım. Gerçeklik payı olabilir mi? Hani yani hani bunlar kanka biraz abartılı yani. Hani bana bakıp yüzüme bakıp altıma sıçtım demen gibi bir şey bu yani. Hani ya ne diyor biliyor musunuz? Otobüsü artık durdurdum. Otobüsü kokoreçi de durdurdum. Kokoreç yiyorum. Otobüs beni almadan gitmiş. Ben gelemiyorum. Okey. Yani ya, bu gerçek olursa ya, zaten daha komik. Neden inanıyorsunuz ya? Hani yani. Ya abi ne bileyim lan. Bilmiyorum yani. Ama hep böyleyim. Bunları yapmak zorunda hissediyorum kendimi ben. Peki bir şey soracağım. Bir gün gerçekten başına bu gelse ve hiçbirimiz sikine takmasak, hiçbir arkadaşı Eren kurtar beni falan desem ve hadi hiç umurumuzda olmaz kanka yani hani ne yapacağız? Abi onun için safe word'ümüz var ama hatırlamıyorsunuz büyük ihtimalle. Ha, evet, hatırlamıyorum. Nedir? Ben hatırlamıyorum. Evet. Neydi? Reis. Aa, öyle bir şey vardı lan sanki. Reis bir şeyci var. Safe word var mıydı yoksa yine manipüle mi ediyor beni, hatırlatıyor mu? Vardı oğlum. Hayır safe. Abicim hayır vardı. Kanka bilmiyorum diye bana söylememişsiniz özel, onu ben hiç hatırlamıyorum. Özel bir safe word bulmuştuk abi kendimize. Yani hatta ne yaptığında falan da konuşmuştuk bunu. Ama tabii ki hatırlamıyorsunuz. Demek ki yarraydık yani bir şey olsa. Bu şey safe word'ü lan. Araplar bizi kaçırıyor. He. Ya ağzımıza sıçacaklar ya sikecekler hikayesi değil mi bu? Hatırlamıyorum kanka, çok başımıza geliyor öyle hikaye. Yok. Sözleşme abi çok eskiden... Çok eskiden bir safe word'ümüz vardı. Belirlediğimiz. Böyle bir şey olursa taşak olmadığı belli olsun diye. Galiba hatta ama reis de desen yani. Yani. Tamam, yeni bir kelime belirleyelim o zaman reis olmaya. Ya unutacaksınız yine. Unutmayacağız oğlum. Unutmayın. Basit bir şey söyle.
Tamam. Şey diyelim. Baldo. Baldo tamam. Kanka Baldo'yu aynen unuturuz ama ya. Yok yok, Baldo ne diyeyim unuturuz abi? Osmancık Baldo daha iyi bak. Baldo pirinç unutulur. Osmancık pirinç unutulmaz. Osmancığa gülerim ben. Baldo daha iyi. Baldo'yu unutma. Baldo'yu daha çok gülersin. Baldo yaz. Sen bir ekrana bir Baldo yaz, bir oku onu. Peki pirince peki pirince nereden gittik reisten? Bilmiyorum ben. Ayıkta reis diye pirinç şimdi. Hayır. Reis diye bir pirinç markası var çünkü. Bul reis bulgur reis pirinç. Bilmiyoruz. Yine bizi evet trollemek için Baldo diyor olabilir ama yani. Yani evet, yine ya, bir güvencesi yok tabii bunun. Abi ama siz bu şekilde yaşayamazsınız yani bu hayatı, ben size söyleyeyim. Kanka sen bu hayatı yaşıyorsan biz de yaşarız ya. Tamam işte, biraz rahat olacaksın, salacaksın, bir şey yok yani. Her şey bu kadar şüpheyle yaklaşamazsınız. Köpek sahiplendirmeye çalışıyorsunuz. Atışını mı yapıyorsunuz bu çocuk böylesi? Hayır ya, tek bir köpeği sahiplendirmeye çalışıyorum. Bizim orada bir tane köpekle tanıştım da çok da tatlı, şerefsiz. Böyle bir misyon edindim. Onu sahiplendirmek istiyorum. Sen sokakta yani böyle rastgele köpekleri kıstırıp alıp bunları sahiplendirmeye mi çalışıyorsun? Eskiden öyleydi. İstanbul'da yaşarken alıştım, öyleydi. Geçici yuvalık yapıyordum. Bakıyordum hayvana birisi alana kadar. Böyle 4-5 köpek falan sahiplendirdim. Şimdi burada hali hazırda 6-7 köpeğim var zaten benim. İstanbul'dakileri de bir şey yapamıyorum ama en azından arada bir insanlara da çok baymadan sosyal medyadan yapmaya çalışıyorum. Var hakikaten köpekleri ya. Sizin orada eve baktım ben Kurtuluş'ta. Yes. Birkaç tane buldum. Yarın gidiyorum o tarafa ev bakmaya, biliyor musun? Ha. Değil mi sen? Vallahi 3-4 tane ev gezdirecek bana emlakçı. Bakalım, inşallah biri olur. Oğlum komşu olursa çok iyi olur lan. Çok iyi olur. Ha? Yok tam Günan'ın olduğu yerde değil. Günan'ın olduğu yerdekiler eski de. Biraz arkası yani, çok yakın Günan'a. Ya kanka sayılır. Ya şöyle, bizim olduğumuz yer çok eski Kurtuluş diye geçiyor zaten. Evet de, evet. Ben biraz daha bir Bomonti'ye yakın. Aynen Bomonti. Oralara hep şey falan geldi zamanında. Neydi lan kentsel onda? Kentsel dönüşüm geldi. Çok güzel evler yaptılar onlara. Aynen aynen. Onlara bakıyorum. Bize de bir günün birinde bizim evin oraya da gelecek. Size işte de gelecek. Yavaş yavaş geliyorlar ilerliyor. Evet evet. Oraya taşınırsam evet, isterim gel sen de oraya. Güzel olur. Abi oraya taşınırsan görüşürüz sık sık zaten. Yani daha İnşallah. Fazla bir şeyler yaparız herhalde. İnşallah. Ben sana zaten bir şey yaparım. Video çekeriz. Kurtuluş turu vlog yaparız. Aa güzel olur evet ya. Yeni abi Kurtuluş. Kurtuluş'ta yani yeni bir de şey, Kurtuluş'ta çok fazla böyle sadece yani orada yiyebileceğin meşhur yemekler var. Çok iyi hamburgerciler var. Zula orada, Grangi orada. Yani, peki şimdiye kadar niye götürmedin kanka bizleri? Hiç götürmedin bizi ya. Sadece orada yaşayanlara. Sen bize hiç Günan, sen bana şöyle bir mesaj atmanın. Daha doğrusu sen grubumuza şöyle bir mesaj atmanın. Kanka şurada şu var. Hadi şuraya gidek. Aa hiç demedim. Evet biz her diyoruz bana size. Ha. Biz diyoruz. Abi onları size. Eren yapıyor çünkü ben ilgilenmiyorum. Az önce övdüm pezemek bir sürü yani. Ya ama orası şey gibi abi böyle hani. Onun için event değil de o böyle şey gibi. Ya Eren ben de sıkıldım, gel bir hamburger yiyelim. Evet. Bir şey o. Küçük event. Yani hani böyle şey istemiyor yani. Ben hani övüyorum ya abi, bir mekan buldum, deniz kenarı içeceğiz bilmem ne. Event yapıyorum falan onun gibi. Diyor ki Bomonti tarafında büyük binalarsa kiralar çok fazla, dikkatli ol. Hiç farkında değilim. Dikkatli olacağım bundan sonra. Kiraya yani gitmiyorum abi. Kiranın herhangi bir yerde ucuz olduğu evet, durum var mı? Kiraya gitmiyorum zaten. Vay be. Kiraya içmiyorum. Demek sen de yayıncılar iyi kazanıyor abi ya. Aynen, yayıncılıktan kazandığın paraları. Abi yayıncılıktan kazanıyor yani. Bize 1 lira vermiyor abi, adam gidiyor. Şu bahsettiğim ev alma işinin içinde bir kuruş dahilim yok. Yani sadece koltuk alacağım ben kendi paramla gibi bir şey var. Abi ya bu yayıncıları evet, görüyorsun değil mi? Sponsordan gelen paralarla. Aynen kardeşim. Yaşıyorlar valla abi. Olsa. Bir ev almayan sen kalmıştın. Vallahi. God of War oynayacağım mı lan? Ne oynayacağım mı? God of War. Ya oynayacağım herhalde ama bilmiyorum, çok oynamak yollarlarsa falan gibi. Bana da bakalım yollayacaklar mı? Yani yollarlarsa da değil. Yollamazlarsa ne yapıyoruz? Ben çoğu parayla oyunu kendim alıyorum ben çoğu oyunu parayla. Çünkü yani bir de yani böyle markalar. 700 lira çok ama. Abi evet ben yani evet çok ama alıyorum ben artık neredeyse her oyunu. Yapacak bir şey yok. Mecbur ya gibi oldu artık. Steam gibi değil. Steam yine hadi 300 maksimum da 700 liralar Steam artık. Steam kötü kötü yaptı kendini. Oğlum kötü kötü yapmış hali yine PlayStation'ın yarı fiyatı lan. Ha tabii. Ya
Kanka bir de işte bu God of War'u herkes oynayacak yani böyle. Evet, hakikaten ben oynamak istediğim için yayından değil. Yapacağım. İzleyen izler de. Evet, orası öyle. İşte bir yandan böyle ne bileyim tam sirk gibi oluyor dönemlerden. Herkes aynı şeyi oynuyor falan. Kim önce bitirecek? Videoları evet, stoklayalım. Evet. Aynen yani o muhabbetten de nefret ediyorum. Çok soğutuyor beni. O bütün o oyunun öyle. Bütün her şeyini skip atıyor benim için yani. Enerjisini öyle. Skip atıyor bütün olayın yani. Abi haber vereyim. Kendisi şu an Amerika'daymış. Onun gelmesini bekliyor. Haftaya dönecek galiba. Bir ya da iki hafta içerisinde Radyo Kafası'nda Enis Kirazoğlu'na konuk alacağız. Konuştuk bugün WhatsApp'tan da. Çok tatlı bir konuğumuz olacak. Enis Kirazoğlu Radyo Kafası'na geliyor birkaç hafta içinde. Günhan'ı da yıl sonuna doğru remake'leyeceğiz inşallah. Peki beni ulan, ne zaman herkesi alacaksın? Herkesi aldın remake'i hala anlamadım yani. Yapacağız oğlum. Dedik ya yıl sonu Aralık'ta abi diye. Solitaria yapmayan adam konuşmasın burada. Vay amına koyayım. Ne oldu lan Solitaria? Yine gel. Geliyor kanka. Oğlum geliyor işte. Pişici. Abi herkes aldı beni almadı ya. Can ciğer arkadaşını. Ya kaç seninle yıllık kardeşini. Seninle her programı ben yaptım ya. Artık beni utan ya. Bir kez misafir etmedi be Gün Hanım. Da. Efendim? Ya senin programın var bu kanalda ya. O ayrı. Bence bayağı bu adama ayıp ediyorsun. Evet, ya oğlum aynen bar sohbetleri ya. Ne? Ben 3 konuşuyorsam böyle 1000 konuşuyor. Hayır bar sohbetleri çok önemli bir format. Bu konu bu kanalın onurize etme programıdır. Onur kanka, mu programı? Olay bar sohbetleri değil ki. Tabii. O programlar şey gibi böyle arşiv gibi hani onunla da evet. Yapacaksın falan gibi yani. Tabii yarın bir gün ölürsem çocuklarıma gay mesaj bırakırım ben de ne güzel iyi böyle diyaleklerimi anlattığım duygusal konuştum. Deniz ben seni bir sonraki bu adam seni şey yapmadan ben seni bir sonraki NGK'ya bekliyorum. Eyvallah kardeşim. Lan NGK da... bar sohbette ne farkı var? Var çok o da öyle bir şey lan. Şey Günhan'ın kanalındaki ilk kez sesim çıkacak bu arada. Aa. Nasıl evet. Ya? Evet. Basbaya ben Günhan'ın yerine daha önce hiç gitmedim. Günhan bizi çağırmıyor evet. Evet Günhan bizi sevmiyor. Ulan. Hadi bakalım. İki hafta önce Eren'le NGK yaptık yalancıya bak. Ben kendim teklif ettim lan onu. Sen nereye... Oğlum sen kendin teklif ettin de biz de şey mi yaptık? Ha, neyse gel bari bir dedik amına koyayım. Gel lan tabii dedik. Vallahi ne? Yok kardeşim. Tabii demekle aynı şey değil kardeşim. Günhan almayayım lan bir kere Minecraft oynamış olabiliriz kanalında gerçi. Olabilir. Benim kanalımda... Yok oynamadık. Oynadık mı ya da? Oynamadık. Günhan ekip oynar. Yapsa halbuki oynarız ya. Sedat'ın yayınında oynamıştık. Evet, Sedolar'da, Irolar'da oynadık çok onları. Fazmalardır, evet. Şeydir. FIFA'ya gelecektin hani. FIFA yapacaktık ya. Ya sıkılıyorum ben FIFA'dan. Çok eğlenceli lan. Ne bileyim ben anlamıyorum. Şimdi ne yapıyorlar FIFA'da? Şey mi yapıyorlar? Kart mı açıyorlar ne bu? Sürekli şey yok oğlum biz oynayacak olsak takım içinde hepimiz başka oyuncu oynuyoruz. Ya hayır. Takımız şey var. Muhabbeti ne? Böyle yayınlar görüyorum. Adam bir tuşa basıyor. Ronaldo çıkıyor. Bağırıyorlar. Evet, evet. Kanka ne onlar o? Şey o ayrı bir formatı. Kötü o ya. Evet kart kutu açtık. Ne çıkartıyor? Ne çıkartıyor kanka, yani futbolcu orada? Futbolcu çıkartıyor. O çıkarttı futbolcuyla oyun oynuyor ya. Ama futbolcular zaten yok mu? Yani ne bileyim kanka, şimdi. Kanka bazı oyuncular işte karttan ona. Çıkıyor falan. Garip kanka senin benim oynadığım gibi bir FIFA değil artık o. Başka bir FIFA'sı daha çıktı. Yok oğlum yani. Hayır FIFA var içinde böyle bir modu ya var. Tabii, sana işte biz o değil artık o. Puanın var kadro kuruyorsun. Parayla da puan alıp kutu açabiliyorsun. İyi futbolcular evet. Ya da işte puan biriktirip para biriktirip futbolcu satın alabiliyorsun. Kadro kuruyorsun takımcılık menajerlik gibi. Ama ben aynen, zaten aynen. Atıyorum yani Real Madrid seçince Real Madrid kadrosuyla oynamıyor muyum? Tamam niye oynuyorsun. Bu modda oynayamıyorsun. O modda Mert Günhan the team. Mert Günhan'ın Sabri Sarıoğlu var takımında mesela. Anladın mı? Alakasız. MMO gibi. Hayır, millet bana çok mu coşuyor? Çok mu coşuyor insanlar buna? Çok coşuyor. Bağırıyorlar. Kanka, insanların hayatında mutluluk çok az. O yüzden insanlar da oyunlarda mutlu oluyor. Ne güzel olsunlar işte yani. Yazık. Zaten oğlum. Yani. Diyor ki askere gideceğim tavsiye alabilir miyim? Gitme. Ah be. Öyle denir mi çocuğa? Abim arkadaş iyi bir arkadaş ortamı kur zaman geçiyor. Başka bir tavsiye yok. Bir de sıçacağın tuvaleti önceden bedel. O ben diyor ki selam umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçmiştir. Sürekli kendime sordum fakat cevabını bir türlü bulamadığım bir soru yöneltmek istedim size. İnsanın illa geçmişinde kendini affedemediği ya da kendine kırgın olduğu olaylar oluyor tabii. Bu olayları kafanıza takmadan sürekli pişmanlığını yaşamadan hayatınıza devam edebiliyor musunuz? Edebiliyorsanız nasıl? Edebiliyorum ama sürekli pişmanlığını da ara ara yaşıyorum.
Geçemiyorsun onu. Kendini affedemiyorsun ya. Başkasını affedebildiğin gibi affedemiyorsun kendini. Şöyle oluyor. Çok kafaya takıyorum, takıyorum, takıyorum. Bir yerden sonra şöyle oluyor. Ya yeter be, tamam benim de bir tane hayatım var. Ne yapayım, olduysa oldu, değiştiremem deyip o raddeden sonra bir iki ay takmıyorum. Sonra yine dank ediyor falan. Kafayı meşgul etmek lazım. Yapacak bir şey yok. Değiştiremezsen bitti artık. Oldu o yani. Sizde nasıl bilmiyorum. Bu FIFA 2023 son FIFA mı? Evet kardeşim. Ne oldu, alamadılar hakkını? Yani evet, değişecek. FIFA. Aa! Tabii FIFA olmayacak. Futbol bir şey olacak herhalde. Ne olacak? Ne futbol Champions mı yapacaklar? Ne yapacaklar? Falan gibi olacak. Chat niye yarıldı bir anda? Durup dururken bu konudan FIFA'ya geçti herif. Ha. Sanki ben hiç konuşmamıştım. Hayır oğlum, öyle bir konu değiştirdi ki ben senle konuştuğumu unuttum. Anlamadım bile değil mi? Evet. Oğlum biz FIFA konuşuyorduk, sen araya girdin, birdenbire tuhaf tuhaf şeyler anlatmaya başladın. Ben senin anlattığını unuttum, evet. Ben dinledim seni. Oğlum ben dedim. Günhan öyle bir konuyu değiştirdi ki kavmanı, oğlum beynim durdu. Ne anlattın sen, yok bende orası artık. Abi ne bileyim bir şey zamanında. Günhan yaptım, söküp aldı benden o kızı. Abi söküp almadı, ben de anlamadım. Biz FIFA oğlum, konuşuyorduk. Oğlum soru okudum, cevapladım. Oğlum niye soru okudun? Bar sohbetleri değil mi burası? Tamam, burada konuşmamızı istediğiniz mevzuları, soruları yazın diyoruz. Seyirciden de soru alıyoruz. Soru değil, konu alıyoruz da. Konu alıyoruz, konu alıyoruz. Konu aldım, cevapladım. Ben de böyle dedim. Siz de nasıl dedim? Sen dedin ki FIFA sonu FIFA. Kanka ama yarrak gibi bir konuymuş. Kusura bakmayın ama da yani. Ama hangi abi konu yarrak gibi değil bu dünyada yani? Konu iyi bir yani, konu yani. Pişmanlıklarınızı unutur musunuz? Kendinizi nasıl yaparsınız? Şöyle olursa, böyle olursa falan gibi. Ne, yok mu pişmanlığın? Herkesin var oğlum yani, tabii ki. So. İşte diyor ki düşünmeden nasıl yaşıyorsunuz bunu? Kendinizi affedebiliyor musunuz? Geçmişi. Dikkatlice. Okey. Yani ne bileyim abi. Bilmiyorum, Deniz düşünmeden yaşıyor musun lan, nasıl oluyor? Var mı abi Deniz'in pişmanlıklar? Yok ki pişmanlığı. Kanka benim pişmanlığım yok. Ben çünkü duygusal karar veririm. Duygusal kararımdan da pişman olmaz. Ya Deniz'in travması da pişmanlığı da hiçbir şey olmaması ya da var da takmıyor mu kafaya? Arkadaş ben bütün hatalarımı duygularımla yapıyorum. Duygularımla da hata yapınca o hata böyle şey gibi olmuyor. Lan okey, istedim onunla yüzleşebiliyorum ben onu. Evet, mantığımla çünkü da karar vermiyorum. Evet. Ha. Genelde bu yüzden aldatıyor kanka insanlar. Orospuluk yapıyor birbirlerine. Belli bir saate girdiğimiz için memeler konuşulacak yaklaşık 10 dakika boyunca. Çok buyursunlar Deniz Bey. Uzun süredir gözler arkadaşlar. Gelmedi. Ben ekrana vereyim memeler. Abi buyursun, ne oluyor böyle yüksek konular mı değişiyor burada? Şimdi Gürhan, burası böyle bir bar. Şat atmak gibi düşün. Biz konuları şat atıyoruz bazen. Evet evet. Şimdi meme şatı geldi. Şimdi önümüze. Gürhan, biz seninle 4 yıllık arkadaşız. Bunu biliyorsundur diye tahmin evet ediyorum. Çünkü eşleş bir eylemdir arkadaş olmak. Evet, hayatta evet, eşleş olan diyorsun bazı şeyler vardır. Biz seninle Gürhan eşleş iki meme gibiydik. Ha. İkimiz de birbirimizle birlikte hep bak, ikimiz sen ve ben ayrı ayrı bir şey ifade etmeyiz. Ama ikimiz yan yana geldiğimizde Gürhan, tek meme bir şey ifade etmez mi? Tek meme bir şey ifade etmez Eren'im. Ama iki meme yan yana geldiği zaman Günhan'ım, biz çok şey ifade ederiz seninle. Biz seninle nasıl memeler gibiyiz Günhan, bilir misin? Bu büyük, sulu, yumuşak, beyaz olan memeler vardır ya. Hiçbir beyaz. Ölçü meme. Aynen, ölçü meme. Beyaz olan memeler vardı ya Günhan. Biz seninle onlar gibiyiz. Biz arzulanırız. Biz hayal ediliriz. Ama çok az yan yana görülürüz. Aa. Peki kartları parayla alabiliyor musun? Mükemmel bir program alıyor şu an. Meme kartını mı? Evet alabiliyorsun orospu. Alıyorsun orospu. Hayır alamıyorsun, şey alamıyorsun. Alıyorsun da şöyle, istediğin kartı alamıyorsun. Yine çekiliş gibi oluyor. İkidir. Bir şey konuşurken çok tuhaf ve hiçbir şey anlamadığım şeyler anlattınız. Oyun içi market var, doğru. O yüzden yani ben anladığım konudan devam ediyorum şu anda. Memeleri de aşina değil adam artık. Hayır, Yuran, Deniz ne Yuran yaptı biraz demin? Ben onu anlamadım. Yuran şiir okudum ben. Bir şey, doğaçlama oynadım kanka. Ben yazdım, çizdim, oynadım. Hem yazdım hem oynadım ben az önce. Çok güzel abi. Senaryosunu ver, filmini çekelim. Vardı senaryo. Sen, senin profil fotoğrafın niye Führer oldu? Ne alaka, estağfurullah lan. Babası oğlum çünkü derken, adam. Olamayız gibi mi yani? Gibi olamayız. Biz hayır, kim hayır, köpek oluruz ki falan. Hayır, yanlış söyledim. Yani ne alakası var abi? O öyle
jenerik bir military asker yani askeri genel bir anladım. Öyle. Anladım. Yani. Tamam. Fenerbahçe gruptan lider çıkar mı? Zor. Bu bugün 1-1 bitecek maç. Yani gerçekten bir şey diyeceğim kanka. Şu ekrana bir kurban olayım bir bak ya. Buradan futbol yorumcusu gibi bir tipimiz var. Yani. Bence yapar. Aa yapacağız oğlum. Ne yaptın futbol yapacağız ya. Trabzon Fenerbahçe. Askerdeyken karım boşanmak istedi. Böyle bir durumun üstesinden nasıl gelinebilir? Öncelikli olarak neden evlendikten sonra askere gittin? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu yapıyorlar. Çocuğunu falan da bırakıyor insanlar. Ama manyak işte... mısınız ya? Nasıl ayrı kalabiliyorsunuz oğlum sevdiğiniz insandan? Gitmeden önce halledin ya. Bak Günan yaptı hemen onu. Hallettin. Tabii tabii evlenecek Günan. Aynen. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şaşıracaksınız belki ama bu ekipte ilk Günhan evlenecek. Deniz de demişti dersiniz. Hadi bakalım. Öyle görünüyor hakikaten ha bu arada. Hadi bakalım. Şu anki adayda nerede yapacaksın? Kanka iyi bence. Günan mesela Balıkesir, ha? İstanbul'u ha, nerede yapmak istiyorsun mesela töreni ya da işte daveti bilmem neyi? Tören. Abi. Tören. Ya kanka ben şey yapmak istiyorum yani. Hani yemekli, içkili, şık bir etkinlik. Yani böyle... Bizi davet edeceksin mi kanka? Yok ama ne? Yok abi etmeyeceğim ama. Evet. Günhan şey, bu belli olmaz sağ sol. Hayır oğlum işte. Yani hakikaten böyle işte çok yakın çevremi ama hakikaten. Çok yakın çevremi şey yapacağım. İşte bir alkollü böyle şık. İşte böyle biraz dans edilir falan işte. Rakı içilebilir belki. Yani ne istiyorsanız yani. Öyle bir etkinlik yapacağım. Ama işte bunun da bir 80 bin lirası, 100 bin lirası var. 80 az dedim. 80 az dedim. Ya kanka aynen. Şöyle bir şey yaparsın. Atıyorum 3 bira benden arkadaşlar geri kalanını da için siz daha da falan yaparsın. Yok abi. Ha evet orada satılabilir. Şey var, şeyi gördün mü? Cevdet'in düğününü gördün mü? Tekne yaptı. Güzeldi bence. Ne? Abi. Cevdet Canber'in düğününü gördün mü? Tekne kapatmış. Tekne de yapıyor düğünü. Kanka abi o teknede tekne bu arada 30-40 bin lira gibi bir şey galiba o teknelerde. Yani ben abi gibi. Orayı gri limanlar sandım abi. Tekne miydi orası? Lotur yaptılar konsepti de. Evet. Abi ilginç tabii. Ha, ben şahsen... Yani... Yok kanka, abi. Bir düğünün bir film temasıyla olmak zorunda Günhan, tamam mı? Evet. Olmasa... Yok... Olmasa hızlıca seni kaçırıp dağa çıkartıp tecavüz ediyorlar. Ha, ya hayvan mısın? PKK bu işe şöyle mi girmiş şey, anlattın? Hayır bir de şöyle bir şey diyebilir. Abi düğününü bedava yapacaksın ama bir konsept seçmen lazım. Yani niye sen... dağa çıkarıp tecavüz ettiler ya hayvan? Neden tecavüze uğradım yani hani? Böyle daha eğlenceli zaten bilmiyorum. Zaten ben okey olacağım ona yani. Ha, bedava ama böyle okey falan olacağım yani. Tamam tamam hadi senin istediğin gibi olsun. Tecavüz etmiyorlar. Şey yapıyorlar. Bedava ama sikiyorlar falan. bilmiyorum ya. Hangi abi cringe olmayacak çok az şey var ya. Her şey yani, cringe olur bu arada. Tabii. Ya her şey cringe olur işte çok az var o yüzden o kadar meta bir şey olmalı ki. Twitter'a video düştüğü zaman insanlar dalga geçmesin. Öyle bir şey anladım. Olmalı ki. Farklı eğlenceli gözüksün gibi. Yani evet abi. Hakikaten... O yüzden bilemiyorum. Mesela Rick and Morty düğünü yapsan çok cringe. Çok cringe olur mesela Rick and Morty düğünü yapsan yani. Fikrim var. Teknede yapıp Titanic konsepti. Ya Titanic batıyor. Olabilir tabii. Batıyor Titanic, yani. Olabilir. Ya eski klasik filmlerden birisi olmalı bence yani hani. Ne bileyim. Ha, bilmiyorum abi ya ama çok zor bir şey. Shawshank onu yapması Redemption çok zor bir şey yani. Shawshank Redemption. Şey abi. Neydi? Seven filmiyle böyle şey geliyor. Kutu geliyor bir tane. İçinden düğün pastası çıkıyor. What's in the box? Senin What's profil fotoğrafından da yola çıkarak Schindler'in listesi gibi bir... Ya da şey... son 24 saatim. Abi aç piyanist getiriyorsun. Piyanist ölüyor siz piyanoyu çalarken böyle. Onlar aç ya. Önünde de bir tane şey konserve koyuyor ama açacak yok adamda. Evet evet. Çok kötüydü o yani. Ve olabilir yani bilmiyorum. Yani yok be abi. Böyle güzel. Şık. Ben zaten bizim şey de istemiyoruz ki mesela. Böyle aşırı abartı gelinlikler falan. Böyle şık. Ya, sade. Yani. Şık sade. Ama işte şeyden de ödün vermeden, kaliteden de ödün vermeden. İstanbul'da mı şey isterseniz yoksa Balıkesir? İstanbul'da yaparız. İstanbul'da. Ay, kolay çok olsun pahalı diye. Oğlum İstanbul. Niye böyle oluyor ya? Yani abi işte İstanbul'da
bir artık böyle adada madada bir yer burada bulacağız. Burada şey yapabiliriz orada... lan. Büyükçekmece'de var böyle açık alan böyle Beylikdüzü'nde. Var var. Ya var. Ama yine deniz de kenarı. Çok pahalı yani. Tabii ama yine şeyden. Çok pahalı. Çırağan'dan ucuzdur abi. Ama yani işte zaten şu anda yani evlenemem yani. Böyle bir 2-3 seneye falan artık. Peki kanka sen mi teklif edersin? Teklif bekler misin? Teklif eder artık. Niye canım? Ederim, ne alakası oğlum. Var? Niye öyle canım? Bir şey mi var oğlum? Bekleyebilirsin. Ben beklerdim mesela. Kanka biz o kadar şey değiliz. Modern değiliz biz o kadar. Ha. Ben de sevmiyorum. O kadar modernlik bize fazla. Biz o kadar modern değiliz. Yunan da bak dışarıdan çok Amerikan modern durup, gözüküyor aslında evet çok değil mi? Türk tabii tabii arkadaşlar Yunan yere falan sahip. Tükürüyor. Ya o anlamda demedim. Ne alaka? Asla da yapmıyorum öyle bir şey bu arada. Yapmıyor. Hiç görmedim lan tükürdüğünü hakikaten. Yok. Sevmem. Ben İşi yapar öyle. Genelde. O sürür. İşerim. Şişini işerim. Yapıyor, işiyor ya. İşemesi var abi. İşemesi var. Diyor ki, bak zor okuyorum. Nasılsınız siz? Şimdi düşündüğüm şey var, sormak istedim. Eğer çok yakın arkadaşınız bir anda delirip tam bir AKP'li şeriatçı olsaydı onu eski haline getirmek için ne yapardınız? Diyelim ki ben bir anda dedim ki abi bunlar günahtır, ne yaptın günahtır, yapamayız. He. Zaten... Bir dakika. Bir anda bir tane arkadaşınız AKP'li olsa mı? Aynen. Şeriatçı olsa demiş AKP'li. Bakın. Eren Aktan. Ne yaptın ekibinde? Sorry. İlk kim AK Partili olabilir sence en yakın kişi? Günhan tabii ki. Bence. Ben mi? Ben mi AKP'li olabilirim? Günhan olur bence. Ben mi? Yok evet. Lan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen olursun. Yok be oğlum. Ben Müslümanım diye öyle diyorsun. Ya ama hayır yani, sen işte bir dakika. Şey... Ama yani evet biraz daha. Yok abi. Yok hayır. Müslüman hem diyor. O da var. Hayır o da var ama böyle bak ben biliyorum. Ben bu olsam olayı... olurdum ya bak, ben. Hayır şöyle şimdi. Sen AKP'li olmazsın ama he. Şöyle olursun. Böyle bizi çağırırsın eve bir gün. He. Sonra böyle dersin ki abi bir iş var. Ulan deme başlarsın. Abi, son bir iş. Böyle alakasız bir son Mercedes de geliyor falan bir anda yanımıza değil mi? Şeyden falan satacak yani. Abi ben de sevmiyorum ama çok iyi para veriyorlar yani falan tabii, gibi tabii, satacak tabii, böyle abi. İşi. Abi ben de şey yapmıyorum ama yani hani... Ama bu şey gibi oldu. Ben şey paraya falan. Karakterimi satıyormuşum gibi oldu. Bari görüş olarak değişmiş olsaydım. Para için olmasaydı. Niye canım iyi para verirlerse satmaz mısın? Ya hayır bu... Hayır bu şey olayı. Para için karakterini satıyor olayın değil. Böyle milyon dolar gibi bir şey yani hani anladın mı? Hani, tabii. Gelip de artık şey gibi hani bunu bir konuşalım. Kabul etmek zorunda değiliz ama bunu bir konuşalım. Hani bir milyon dolar tek başıma hayır demeyeyim. Böyle bir şey var. Bu arada gerçekten hayır derim ben ama size de söylerim böyle bir şey var diye yani. Bunu saklamam. Zaten. Ha evet. Ya, tok hakkında ne düşünüyorsun? Tok tok. Ay adamım bakanım. Ay bu şey mi oluyor? O ne ya? Ay kocaman falan. Şimdi ben o ya, konu şey... hakkında konuşmak istemiyorum ama beni ben kendisi Twitter'dan engelledi. Aynı kime? Zamanda da yani beni o arkadaş neden? Beni Twitter'dan engelledi. Ya işte... Bir gün tartıştık biz onunla Twitter'da. Benim kim olduğumu da bilmiyor. Çok garip yani. Hani yarın bir gün benden iş isteyecek bu adam. Çok garipime gidiyor bu konu. Bir gün yüzüne söyleyeceğim bu arada. Konuşumu, toplantıda. Twitter'da neden engellediniz beni? Bir dakika adam dediğin... Ben bir haber konuşsam dediğin. Bir de erkek bir abi de var. Erkeği şey diyorsun. Arkaya atıyor. Bakın bu benim yapmış olduğum bir şey değil falan. Onu diyorsun. Ben aynen, hanımefendi. Video. Su bulmaya aynen. Çalışan adamın videosu. Bunu ben yapmıyorum. Tog yapıyor falan. Bu senin şakan mı? Senin şakansa süper şakan bırakayım. Evet şimdi yaptım. Oha çok iyi şaka lan bu. Aa takdir abi, ettim ya. Tebrikler. Şey. Ya ben. Ya bu arada o elektrikli arabalarla ilgili. O aha. Şaşırma olayı şeymiş şey ya. Şey diyorlar. Abi işte basınca şey oluyor, uçak gibi kalkıyor, ona şaşırdı falan şimdi, gibi. Bebeğim, ben elektrikli araba satıyorum. Bu arabaların 0-100 olayı var, tamam mı? Evet, elektrikli biz bindik elektrikli arabaya, evet bindik elektrikli arabaya, uçak gibi değildi. Tamam, hayır bir dakika. Bazı araba, işte her elektrikli arabanın torku çok yüksek değil. TOG'un 0-100'ü de zaten o kadar iyi bir sürede değil. Bu adamlar zaten 0-100 konusunu çok çok daha iyi... arabalar kullandıkları için insanların tepki vermesi de o. Abi siz bu arabadan 1000 kat daha iyisini kullandınız zaten.
neyin şovu bu şu an yaptığınız falan oluyorlar. Tamam torklu zaten her elektrikli araba gibi ama o kadar manyak bir şey yok. Ha konudan bağımsız. Bizim halkımız yine salak olduğu için başka bir konuya yöneldi. Bence araba konudan bağımsız güzel, şık. Yani kullanırım. Araba şık da tasarımı zaten birkaç yerde kullanılmamış mı onun ya? Ya abi bu problem mi? Değil. Bütün arkadaşlar büyük şimdi öyle. Haber geldi 40 dakika önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok hesabı açmış. Okey. Özür dilerim. Yani. Abi o ben gelmeden önce şeyi izledim de. Reis'in TOG'u kullanma videosunu izledim de. Ben de. Abi niye inanılmaz suratsız ya? Niye çok mutsuz? Yani böyle hiç sonlara doğru bir tek insanları görünce gülüyor. Ama ya, böyle 5 dakika boyunca... Yaşlandı oğlum belki ağrısı abi, vardır falan ben öyle düşünüyorum. Dayı artık. Dayı yaşlanmış da 5 dakika boyunca yani... Bak şey yapmaya çalışmışlar. Ne derler? Bu Turgut Özal'ın şey videosu vardı ya. İşte Semra Hanım bir kaset koydu şey yapalım. O, biliyor musun? O videoyu biliyor musunuz? Zamanında işte Boğaz, işte Turgut Özal ve Semra Hanım Boğaz Köprüsü'nde gidiyorlar arabayla. Semra Hanım bir kaset koydu keyifleri mi falan diyor. İşte Semra Hanım da şey diyor. Ne güzel yaptılar her yeri. Şu köprüler bilmem ne falan diye anlatıyor. O tarz bir video yapmaya çalışmışlar. Önce drone böyle tepeden geliyor. İşte ama birdenbire ben de sanıyorum ki böyle Reis ve Emine Erdoğan konuşacaklar. Böyle aralarında tatlı bir sohbet olacak. Müzik açacaklar falan bilmem ne. İşte ne kadar güzel oldu. Artık kendi elektriğimiz var işte. Tayyip Bebeğim, Bey falan bilmem yani ne gibi. Bir şey diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti hiç pazarlama yapamıyorlar zaten lan. Dinle. Yani bak hani şu anda bunu çinko karbon vatandaş olarak şey yapıyorum anlatıyorum. Kafamdaki şey yani hani. Sonuç olarak ülkenin cumhurbaşkanı yani. Neyse. Ne abi işte bunlar kendi aralarında böyle konuşacaklar falan. Abi işte ne güzel oldu araba. Kendi işte TOG otomobilimiz yerli ve milli. Oo şöyle de özelliği var. Bir de bire basınca yüze vuruyoruz. Böyle de hızlı. Şöyle oluyor falan. Arada işte dedem dedem falan hala müzikler böyle. İşte Tayyip Bey orada şey diyecek. İşte Emine Hanım daha işte kendi uçağımızı da üreteceğiz falan bilmem ne diyecek böyle. Daha gidecek çok yolumuz var falan diyecek. Falan gaza basacak sonra. Sonra yolda 71 falan yazacak böyle. Ha aynen 2080, 2100 falan yazacak böyle yolda. Ha. Sonra işte şey birlikte uzaya kadar falan yazacak böyle altına. Beraber yürüdük biz Mars'a. Bak anlattım korkunç. Beraber yürüdük biz anlattım chills. Literally chills. Yani gerçekten tüylerim diken diken oldu bunu anlatınca. Tabii. Aa etkilendim ama etkilendim ama bak onun yerine abi şöyle oluyor. Tepeden ne 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 diye geliyor kamera böyle. Abi 5 dakika boyunca Reis çok mutsuz. Arabayı sürüyor. Hiç konuşmuyorlar bir de. CGI alır. Hiç muhabbet yok. Abi 5 dakika boyunca tek bir muhabbet dönmez mi ya? Hiç dönmüyor muhabbet. Konuşmuyorlar yani Reis çok. Ben üzüldüm lan. Şey ben falan de, dedim de. Ya acaba adamın canını mı sıktılar? Bir şey mi oldu? Adam beğenmedi mi? Arabayı rengini mi beğenmedi? Evet rengini mi beğenmedi falan. Hani biz siyah demiştik bize kırmızı getirdiler. Ne oldu yani tam olarak? Toklar geliyor. Toklar diye yapsa. Şey... arabadan iner inmez şeyde fabrikada Seda senin karın mı lan yaptı ya? Evet ya o da çok lan kötüydü Seda ya. Senin karın mı yaptı ya? Seda benim karım lan. Seda yani... kim peki? Bilmiyorum sunucu işte oradaki. Onlar eş herhalde. Ha. Muhtemelen eşi torpille mi geldi o zaman oraya? Niye bu konu açıldı ki? Çok garip. Yo onlar karı kocaymış herhalde. O da lan senin karın mı lan yaptı böyle Anadolu ağzı yaptı. Yani neyse ben biraz lan? Hazır neyse, siyasete ha. girmişken hazır girmiş jandarma emniyet müdürlüğü Kılıçdaroğlu'nu bitireceğiz o bunları nasıl der falan Kılıçdaroğlu'nun iddiası falan bir acayip ya böyle uyuşturucudan şey çıkarıyorlar peki ben sence bunu ben konuşurum sen konuşmak istiyor musun bunu gerçekten yani bence ne konuşacaksın yani abi şey ne derler şimdi Neyi diyebiliyoruz bilmiyorum ki. Ben bu konuyu bir cümle söyleyeceğim. Hiçbir iddia doğruluğu ispatlanmadığı sürece doğru değildir. Hiçbir iddianın da yanlış olduğu ispatlanmadığı sürece de yanlış değildir. Bu ya iddiadır abi. Deyip bence konuyu çok güzel bir şekilde özetleyip kapatıp geçelim. Çünkü yani ya arkadaşlar yani. Şimdi... Yok yani bence iddianın şimdi... sahibi doğruluğunu kanıtlamalı. Yanlışlığını ortaya tabii, çıkaramazsın. Tabii ya zaten iddian. Basic'le öyledir ama yani hani ya bu neyi iddiayı... kanıtlıyorsunuz oğlum? Neyi kanıtlıyorsunuz ya? Kanıtlayacak bir şey yok. Yani bu ülke zaten şey konumuna düşmüş yani. Gri listeye düşmüş yani bu ülke.
Yani bu ülkeye zaten bir giren bir kayıt dışı bir para var. Yani bu kayıt dışı para gerçekten de nereden giriyor, nasıl giriyor, kimlerle giriyor? Yani sürekli olarak saçma sapan bir aralar mesela hep şey falan unutacağız gelecekte. Dolarlar birdenbire böyle deli gibi inişler yaşıyordu gecenin bir vakti. Sonra bir iki ay sonra tekrar şey yaptı. Ne oluyor? Dolar bozuyorlar. Bu doları nereden buluyorlar? Yani bunların peşine düşülse şimdi gerçekten de aman abi biz bunları kayıt tut yapmayıpmışız. Bunlar meğerse gayri safi milli hafızamızda kenarda kalan paralarmış. Mı çıkacak? Hayır çıkmayacak. Vay. Yani saçma sapan bir şey. Peki. Memeler nasıl giriyor ülkeye Deniz? Ya memeler bu aralar iyi girmiyor ya. Bu bazı memeler ülkeden ayrılmaya başladı son zamanlarda. Bu ne beni çok ya? Üzüyor. Ha. Ama bir sürü Rus meme geldi. Ama Rus memeleri şimdi ırkçılık İyi. Yapmak istemiyorum biliyorsun ama. Amatör eğlendir. Tabii. Türk memesi nerede? Rus memesi nerede Allah aşkına? Benim Türk'ümün memesi. En çok beğendiğin Türk kadını mıdır? Hayır. Ama yani Türk memesi mi Rus memesi mi kıyasladığımda. Oğlum Türk ne memesi. Güzel muhabbet vardı lan. Siz bomboş bir şey konuşuyorsunuz şu anda yani. Vitesi direkt bire taktınız amına koyayım. Bu ne? Ya tutanmamak için kaçak yan yollardan dolaşıyoruz işte. Şimdi tekrar başka bir yere geleceğiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam hadi. Venezuela'dan meme getiriyor bir tane büyüğümüz. Ha. Biliyor musun Yunan o hikayeyi? Abi yani Venezuela'dan meme getiriyor derken kadını mı pazarlıyor? Hayır. Ya anla artık be adam. Ya işte Yunan yapamıyoruz ki ama işte mesela bunu sen hızlıca kavrayıp şakaya adapte olup şakalaşmamız lazım ama sen ciddi alıyorsun. Ya abi ben sevmiyorum bu sinyal şey muhabbetini, sinyalle konuşalım muhabbetini. Kanka ben çok yani. Çatır çutur ama, konuşurum. Ne yapalım artık? Ben çatır çutur konuşurum. Sen geliyor musun benimle konuşmaya? Abi Gabon İçişleri Bakanı'nın... ne oldu abi, kardeşim hani sevmiyordun sen? Kıvırmayı kanka, ya. Asena, Gabon'da, dansöz. Gabon'da bu olaylar... Gabon'da bu olaylar çok fena durumdaymış. Yani bayağı bildiğin Gabon'da metamfetamin, kimyasal uyuşturucu, kokain falan gençler arasında inanılmaz derecede artmış. Metamfetamin yani ülkeye... tam olarak hangi uyuşturucu? Yoksa abi, kendi bir uyuşturucu mu? Yoksa bir şeyin ana maddesi gibi tınlıyor bende niyeyse. Reis. Şimdi efendim, reis bunlar... şey mi? Safe word olarak mı diyor? Bal doydu bana. Yok yok. Ha. Yok lan yani kitap olarak dedim yani. Hı. Kanka bunlar zamanında psikoloji alanında çeşitli tedaviler için laboratuvarda üretilmiş kimyasallar. Şimdi bunlar arasında işte ekstazi, MDMA, metamfetamin falan gibi. Aslına bakacak olursak Ritalin, Concerta işte ne bileyim benzer şeyler de uyuşturucu. Yani bunları sadece Dünya Sağlık Örgütü belirli tedavilerde kullanılmasına onay verdiği için bunu şey yapıyoruz. Ne derler? Bunlara okey oluyoruz ama Xanax ve yani işte Ritalin gibi Xanax. Gidip de yani işte ne derler? Gerek o işte çeşitli abi Xanax opioid bir kere yani. Hani opioid nedir? Opioid eroin ham maddesi. Demek istediğim abi bunları alıyorsun ve işte bunlar uyuşturucu olarak klasifiye edilmediği için reçeten varsa alıyorsun. Ritalin reçeteli mi hala bilmiyorum ama metamfetamin ve MDMA de zamanında ilaç klasmanında olup daha sonra bir dakika bunların yan etkilerini biz ayarlayamıyoruz. Bir de insanlar bunu gerçekten de abuse ediyorlar kafaları için kullanıyorlar. Tabii. O sebeple biz bunları ilaç klasmanından çıkartalım falan dediler ama mesela... MDMA gibi şeylerin zamanında MDMA gibi maddelerin depresyon tedavisinde faydalı olduğuyla alakalı pek çok rapor da var. Hatta tekrardan MDMA'ya dönüş yapmak istiyorlar. Metamfetamin bir uyarıcı. Bilgi sahibi olman garip kanka. Evet, beni de korkutmaya başladı. Yok be ya şey ne derler? Şaka yapıyorum oğlum. Ya, okumuş olabilirsin. Ya evet okuyorum şey yapıyorum falan. Metamfetamin abi bitirsen. Bir uyarıcı şey ne derler işte çeşitli alma yöntemleri var genellikle işte dumanla falan alıyorlar yakıp alıyorlar yani dumanla kullanımı çok kolay fiyatı çok ucuz ve yani böyle hakikaten şey yapıyor
Ya seni böyle odaklı tutuyor, uyutmuyor, işte çok yoğun bir kafa veriyor, etkisi Allah fazla Allah ya. Bunların gidiyor. Uyuşturucu olmayan zararsız versiyonları yok mu ya? Yok. Var. Bunlar doping gibi işliyor beyne, değil mi? Doping gibi de değil. Senin çok kısa sürelerde, ya şimdi şöyle abi, mutluluk ya yani herkes mutluluğun peşinden koşuyor ya. Ne oluyor? Atıyorum şimdi ben geliyorum işte komik bir şey yapıyorum. Biz gülüyoruz 5 saniye benim yaptığım komik bir şeye ve aşırı derecede mutlu oluyorsun o an, değil mi? Gülüyorsun falan yani. Hani. Ama bu süreçler genel olarak bizim beynimizde 5 saniyelik, 10 saniyelik, ne bileyim böyle çok da uzun olmayan süreçlerde bu hormonun, mutluluk hormonunun salgılanmasıyla hissettiğimiz duygular. Bunun fazlası zaten sürekli olarak bu state'de kalabildiğini düşün. Bunu işte kimyasal olarak başarıyorsun dışarıdan external bir şekilde alıp. Adam yani 1 saat 2 saat boyunca bu şekilde 6 saat boyunca belki benzer bir şekilde benzer bir state'de kalmak istiyor. Şimdi bu çok büyük bir cazibe. Bir kere bunu tecrübe eden insan için. Tabii adam canım. Yani yarrak gibi bir hayat yaşıyor. O yarrak gibi yaşadığı hayatın gerçekten de içinde her gün 5 saat boyunca bu şekilde kimyasal bir mutluluk yaşayacaksa, ucuzsa bu. Tamam. O noktadan sonra bağımlılığın kapısı mutsuzluktan açılıyor yani. Güzel özetledim. Şeyde şimdi Allah. Vitamin piyasasında da koenzim, ginseng falan bunlara benzer etkileri olduğunu söyleyip böyle mutluluk verir, enerji verir diye kakalanıyor ama bir şikayetleri yok aslında. Şey, ben bir tane bile içmedim vitamin, biliyor musunuz? Ben içiyorum, düzenli kullanıyorum. Vitamin eksikliğim var çünkü de. Amerika legalleştirdi galiba. Değil mi şey? Otum. Esrarı mı? Her eyaletinde değil. Ha, Almanya'da ya, şimdi o girişime girdi. Aynen. Hollanda'da var. Her yerde neredeyse bütün Avrupa ve bütün Amerika'da dekriminalize edildi. Bazı eyaletlerde legal ve satışı var. Abi Amerika'da her eyalet küçük bir ülke gibi ya. Eyaletten eyalete artık şey falan değişiyor yani. Kimlerin sağlık hizmeti alabileceği ve de işte tabii, kimlerin oy verebileceği değişiyor kanka. Kimlerin oy verebileceği, kimlerin kürtaj olabileceği, kimlerin alkol içebileceği falan değişiyor eyaletten eyalete. O sebeple... Çok özür dileyerek hemen bir ek bilgi. Bazı eyaletlerde hala siyahilere oy vermeye zorluyorlar yani, verdirmemeye çalışıyorlar falan yani. Öyle saçma şeyleri var adamların. İki kuşak önce oy vermiş olması falan gerekiyor. Böyle garip olaylar var. Ya kanka onu bilmiyorum da genel olarak zaten yani Amerika'da çok yükselen bir sağcılık var şu anda. Şey yaptılar lan. Bundan bir... İki gün, üç gün önce falan şöyle bir yasa geçirdi çoğu eyalet. Sen trans bir bireysen, sen trans bir bireysen bu konuda yapacak bir şey yok. Senin kendi sağlık ihtiyaçların var. Yani senin belirli bir seni sağlık hizmeti almaya bir kere hakkın var abi. Tabii. Yani istiyorsan anladım ama bunlar dediler ki gidiyorsun abi sen diyelim Texas'ta yaşıyorsun, transsın. Gidiyorsun abi doktora. Doktor sana diyor ki ben senin türüne hizmet etmiyorum diyor doktor sana. What the fuck? Yani abi yasayla işte transların sağlık hakkı almasını yasakladılar. Yani aslında tam olarak onu yapmadılar. Tam olarak öyle değil öyle ama değil. Hipokrat yeminini yumuşattılar. Evet. Birazcık doktora aynen. Da yani liberalizm uyguladılar Hipokrat yeminini. Doktor isterse aslında. Bakmıyor gibi bir şey mi oldu? Ama işte trans birey ya, değil hayır. Bu. Atıyorum şöyle sana diyor. Da bakmayabiliyor. Ama ya, işte bu hayır, buraya şöyle. Şöyle oluyor konu. Hastaneler erkeklere ve kadınlara hizmet vermelidir diye böyle şeyi değiştirdiler. Yani sana şey diyor, sen transsın, senin sağlığına bakacak ekipmanlar bilmem neler, biz bu hizmeti vermiyoruz kanka, diyor ve sana vermiyor. Ve sana bu hizmeti vermiyor yani. Neyse sonuç olarak şey, geçen bir harita çıkartmışlar, hangi işte translar hangi eyaletlerde sağlık hizmeti alabilirler diye. Çok az eyalet var. Yani böyle genelde kuzey tarafında mavi olan eyaletler. Demokratların olduğu eyaletler falan. Güney tarafı ve ülkenin ortası kuzey doğusu falan full Republican ve full translara sağlık hizmeti vermiyor. Öyle öyle giderek otoriterleşiyor Amerika. Peki işte. Şey mesela bu hani bazı eyaletlerde gay marriage okay değil, bazılarında değil. Mesela ben evlendim atıyorum New York'ta. Geldim Texas'a. Evli sayılmıyor mu? Sayılıyorsun. Kazanılmış olan hak asla geri alınamaz. Senin başka bir ülkede kazanmış olduğun evlilik hakkı başka bir ülkede gittiğinde sayılamaz. Türkiye'de mesela sadece zorluk çıkartıyor. Evrak işçi zorluğu çıkıyor.
Örnek veriyorum, Hollanda eşcinsel evlilik yaptın. Geldin Türkiye'ye. Senin sevgiline bazen Türklük şeyi vermiyor. Hani çünkü evlilikten dolayı Türkiye vizesini alabiliyor ya. Türkiye onu biraz zorlaştırıyor mesela. Anladın mı? Hani öyle şey durumlar diyeceğim. Var. Resmen bir şey yok ama. Bak chatte bir arkadaş demiş ki, yani trans bireyler için değil de genel olarak sağlıkçıya seçme hakkı verilebilir. En azından bana zarar vereceğine inandığım kişileri iyileştirmek zorunda kalmayayım demiş. Abi doktorluk öyle bir şey değil. Hipokrat yemin de öyle bir şey değil. Bir şey var kanka. Yani öyle bir durum yok abi. Hani seninki insanlık şey... üstü bir meslek olarak geçiyor artık. Çünkü evet yani. Senin sen topluma hizmet ediyorsun yani. Bir abi bireye düşmansa değil aslında. Düşmansa bile iyileştirmek zorundasın. Sonra yargıya intikal ettirirsin. Aynen. Ama yani öyle bir şey yok. Yani adam karşı şey bile yani karşı ordunun bir şey, üyesi ise bile sen onu iyileştirmek zorundasın yani gerekirse. Eğilim. Aa ne demek değil sen? Eğilim kardeşim. Fobik misin lan sen? Ben fobik değilim de zorunda da değilim. Şey canım, bunların kamerası açık değil. Ben çok kıskanıyorum bunları. Ben tek başıma mı kamerada açayım. Kalacağım kardeşim? Allah Allah. Açayım ya. Biraz Barış açsın, ben biraz kapatayım. Çünkü hadi bak, gözlerime bakar mısın? Gözlerim ne çok var? Acıyor şu an ışıktan. Vallahi çok kötü durumdayım ben. Oo. Vallahi bak bir şey diyeceğim. Sabaha kadar yayında kalırım. Beni biliyorsun ama şu an arkası ağrıyor abi. Çok deneyim. Ne alaka kamerayla? Ha ışık. Işık kapat. Var. Kapat ışığı. Tamam okey. Oğlum buna sorun yapmıyorsun. Tamam. Yok be oğlum, orada direnç. Bir dakika. Bir dakika. Bak chatte bir tane arkadaş demiş ki öyle bir şey yok. Saldırgan ve hakaret var. Söylemde bulunan hastayı doktor da reddedebiliyor. Ama biz bunu konuşmuyoruz ki kanka şu anda. Biz kanka can güvenliği varsa ayrı bir bahsediyoruz. Bu sene dediğin başka bir şey giriyor zaten yani. Demagoji yapmayın. Ya ben en sıkıcı yerine mi denk geldim? Yani geldiğim kardeşim, an Hipokrat yemini konuşuluyor. Bunlar Barış bir yerde senin gay olduğuna dair aşırı Allah Allah ısrarcı. Lan kız arkadaşımla da tanıştılar, ben anlamıyorum. Ya bir şey diyeceğim, o kız arkadaşın kanka birazcık da bilmiyorum yani. Paravan senin mı? Bir arkadaşın paravan ya kanka yani hani özetle abi, ben... Evet yani şey gibi değil mi? Barış onun eşcinsel en iyi arkadaşı gibi. Beraber kıyafet bakmaya falan gidiyorlar. Ve yani, rica etmiş yani hani benim arkadaşlarım böyle insanlar. Biz cool takılmaya çalışıyoruz. Böyle erkeksi gözükmeye çalışıyoruz. O yüzden bana RPM'de peki, eşlik eder misin demiş. Peki neden? Neden? Çünkü bastırmaya çalışıyorsun. Neyi? Aramızda fiziki abi. En böyle şakalarda rahat etmeyen kişi Günan. Tabii. Doğru. Yo. O zaman yo. Günan eşcinsel. En bakımınızda hayır. Sahnede ben beni Deniz domalttı. Biz Deniz'le ikimiz de rahatız bu konularda. Tamam. Ben de ağzına verdim. Sizin o esnada hayır, yani. Sizin abi Eren'in hiç domaldığını görmedim. Eren'in hiç. O zaman Eren'e gay değil. Buna demeyin. Eren gay ama zaten. Bak, domalmayan mı gay oldu? Eren gay ama Eren zaten. Eren basic tabii abi. Gay Barış. Eren basic'le gay. Biz senin Eren... de gay olduğunu düşünüyoruz. Ben zaten gay konuşuyorum. Hayır neden? Onu soruyorum. Neden gay? Bana ya açık, bana gay olduğumu kanıtlayın. Biz sebep sunmak zorunda değilim. Bence gaysin. Özür dilerim. Eren tamamen bu konuyu kendisiyle ilgili bir şeyini alıp sana çevirdi. Ben şöyle hissediyorum. Nasıl? Şahsen. Yamcılık Eren'le... mı yapılıyor burada kardeşim? Ya chat'e sor. Chat'e 5 dakika senin gayliğinle ilgili konuşulur. Abi chat Eren mi dedi ki Barış gay? Ben de Günhan mı dedik Barış gay? İnsansanız biraz ilgili... vicdanınız varsa burada doğruyu söylersiniz artık chat. Eren dedi arkadaşlar. Beri... Allah şöyle Allah. Hissediyorum abi. Eren'le tanıştığım günden beri şöyle hissediyorum. Eren heteroseksüel bir erkeğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili zamanında böyle bir rol modeli belirlemiş ve onun rolünü yapıyor gibi biraz yani. Hayır, ben böyle yaşıyorum oğlum. Kime rol modeli belirleyeceğim? Arkadaşlar bakın, biz siz gelmeden önce Eren'le yani. Şeyi konuştuk. Götten verir misin Eren'le konuştuk. Eren çok fazla detay biliyor bu şimdi ben geyim yani. Ben şimdi, ne detay mi? Biliyorum? Şerefsizin aynen. Sen işte burada. Burada bak ırkçılık yapacak kadar sinirlendirdim beni. Bakın arkadaşlar abi, ben sen götten vermeye burada... okey değilim. Eren şey dedi. Yani bence çok da acımaz. Ben götte verdim abi dedi. Böyle dedi. Efendim? Abi. Benim aklımda... Sen var ya ırz düşmanısın. Sen yalancı bir şeytan köpeksin sen. Şeytan köpek ve ırz. Burada kaydı var ya. Şimdi bakın benim bu konu. Benim çocukluğuyla ilgili bir dakika dur. Eren'in ne oluyor? Wow ne oluyor? Benim Eren'in çocukluğuyla ilgili şöyle bir sahne sürekli kafamda canlanıyor tanıştığımdan beri. Ne oluyor lan? Deniz gitti öldü. Kapattı yayını. Şeytan köpek ağır oldu biraz. Şeytan köpek olduğu için gitti. Ya böyle şey gibi küçük Eren böyle 12-13 yaşında
Ama böyle şey yaşıyor, ne derler? İşte ben neden sürekli böyleyim? Neden sürekli internet işte böyle televizyonda gördüğüm erkekler kadınlardan daha çok ilgimi çekiyor falan gibi konuşuyor. Sonra birdenbire abi Tarkan'ı görüyor televizyonda, tamam mı? Tarkan da böyle falan diyor ve ilk kez şey yapıyor. Bir dakika. Bu adam bir star. Aynı zamanda çok iyi dans ediyor. Aynı zamanda çok yetenekli. Okey. Yani Tarkan gibi bir erkek de olabilirim. Dans da edebilirim. İstediğim gibi yaşayabilirim de falan yapıyor. Ve yani hep bana böyle şey gibi geliyorsun sen. Tarkan gibi, Tarkan'ın rol modeli almışsın gibi hissediyorum seni. Anladım abi. Çok çok geçmiş olsun. Yani ben eğer futbolculuk yaptım 14 yaşıma kadar. Tarkan'ın rol modeli alsan beni sikerlerdi o soyunma odasında. Oha, niye öyle dedin lan? Oğlum futbol kulüpleri hiç öyle free ve nasıl abi? Açık görüşlü yerler olmuyor yani, altyapılar için konuşturma mı? Niye? Bir dakika, niye açık görüşlü olmaları gerekiyor ki? Tarkan'da ne var? Benim size bir teklifim var. Tarkan çok yetenekli bir sanatçı. Teklifimi söyleyebilir miyim? Tabii. Eğer kendinize ve sikinize güveniyorsanız bir gün 4 kişi aynı odada çırılçıplak duralım. Kim erekte oluyorsa o gay. Ben daha önce yapmıştım var, erekte de olmadım. Biz her anne kendimizi akladık. Bir dakika, ne? Bir dakika, ne? Nasıl? Peki ya sen günü? Peki oğlum, ya sen şey mi, gizli gaymişim ve sizin çıplak vücudunuzu görmek için evet, sizi tongaya evet düşürüyormuşum. Bakın. Abi benim için okey zaten de. Tamam. Ben galiba size sikimi de gösterdim diye hatırlıyorum daha önce. Hayır. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla gösterdi ya da isteyerek bilmiyorum. De, yanlış, pek de yanlışlıkla değildi galiba. Ama olsun. Şimdi günah. Ben baya size şey göstereceğim diye açtım diye hatırlıyorum. Helikopter hareketini göstereceğim diye açtım diye. Hayır, yapılmadı öyle. O bir kadar şey. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey yapılmadı. Bak, ben sana bir teklifte bulunuyorum Günan. Madem benim gay olduğumu düşünüyorsun. Bir gün yan yanayken bir küçük barışa bir dokun. Elektriklenme oluyor mu, olmuyor mu? Bunu bir artık sonuçlandıralım. Bak bir şey değil mi? Sen çok öne yani, çıktın şu an Barış. Hayırdır yani? Hayır ama ben... bakın ben net söylüyorum. Çünkü ben cinsel kimliğimi... kanka o zaman sen de beni bir sik, ben de bir anlayayım bakayım. Gelmiyor tamam. Şimdi, evet, şimdi ben cinsel kimliğimi hayatımın herhalde erken saflarında keşfettim. Bu yüzden cinsel tamam olarak abi çekineceğim yok. Benim tamam, çünkü sikim size kalkmaz. Tamam. Eren de ağzımıza versin o zaman. Bir hep beraber bakalım duruma. Bakalım, bakalım. Bir daha istiyor muyuz? Hotri meydan. Hotri meydan. Hadi. Bir daha yapmak istiyor muyuz? Şişan beni duymuyorsunuz mu siz? Oğlum sen yoktun ki bir saattir Discord'da. Kameran da kapandı, kendinde gitti. Ben teklif yine beni nasıl siklemiyorsunuz zannettim. Yok aç kalayım. Ya biz seni ne zaman siklemedik salak? Ben üzüldüm. Barış gaymiş bu arada. Az önce onu itiraf etti değil mi? Yani arkadaşlar tabii, sizi bir sikerim diyeceğim. Siz diyeceksiniz ki evet gaysin işte. Yani evet. Bakın gay olmam benim için bir problem değil ama değilim ya gerçekten. Hani gerçekten nasıl değilim. Benim kanka, gay olduğumu düşünmenizin sen, en büyük sebebi benim nazik bir insan olmam amına koyayım. Gay sohbet. Hayır, evet. Sen az önce dediğin şeyi duydun mu kanka? Sen bizi abi, az arada... önce penisine dokunmaya davet ettin kanka. Evet, evet. Abi, bu kadar eminim kendimden. Hadi. Hodri meydan peki, kardeşim. Peki. Abi. Ben iki şey söyleyeceğim. Birincisi şu. Senin gerçekten de senin gay olmanla ilgili olan yargımız şeyden gerçekten şundan çıktı. Evet, kibar olmandan çıktı. Kabul ediyorum. Barış da çok kibar. Acaba eşcinsel mi falan gibi yaptık kendimizi. Bunda hiçbir sorun yok. İstiyorsa olabilirsin tabii ama. Ben de bakımlıyım diye yaptın ha. Evet, Eren'e de bakımlı diye yapıyoruz ama benim üçüncü bir nedenim daha var. Siz o gün Eren'le birlikte yatağa girdiniz ve biz hemen o sıra uyuduk. Siz aynı tabii ikiz yatakta yan yana yatarak sabaha kadar hey oh diye güldüğünüzü yapmıştınız. Doğru ne konuştunuz? Bizim arkadaşız. İyi arkadaşlarız amına koyayım çünkü yani. Ve vakit tamam, geçirmişken abi keyif madem buluyoruz. Oğlum biz de iyi arkadaş sohbet ediyoruz biz gün abi. Abicim ne alaka, gece Deniz'cim, olunca arkadaşlık bitiyor mu? Bir saniye tamam, madem Eren'le ben geyiz bunu yaptığımız için. Ulan be amcık Deniz, biz seninle öğlen yatakta uzanıp sevgili gibi Instagram'da doğru gezmedik hatta mi? Hatta Yiğitcan geldi. Yiğitcan geldi dedi ki çok kült gözüküyorsunuz. Deniz de bunu kürt gözüküyorsunuz anladığı için kült dedi. Yiğitcan bize kült dedi. Çok tatlı görünüyorsunuz dedi. Hadi onu da geçtim. Be amcık günah. Biz seninle otelde sen yanımda çırılçıplak yattın da Batman
klarnetçi Batman izleyip gülmedik mi? Üstüne konuşmadık mı bunu? Sen de mi gaysin şimdi ya? Peki ya siz dostlar? Siz de mi gaysiniz be? Bir şey diyeceğim. Bu ortak gay kümesinde dikkat çeken bir isim var. Bakın arkadaşlar bütün gay kümesinde... Hayır. Barış var bütün gay kümelerinde. Bakın. Ortak payda. Aynen. Hiçbir hikayede iki tane Deniz duymadınız ya da iki tane Günhan duymadınız. Evet. Hepinizin... Sürekli bütün hikayelerde bir Barış duydunuz mutlaka. Suçum arkadaşlar. Şu o zaman. Suçum evet. Şu. Demek ki hepiniz benimle çok iyi vakit geçirirken birbirinizle o kadar da iyi vakit geçirmiyorsunuz demek ki. Ben evet. Ne yapayım? Hanginizi siktim ya? Hanginizi elledim şu ana kadar ya? Bana bunları söyle. Ama ne yaptın vlogda? İzmir vlogunda bir sahne var. Barış yatağa uzanıp uf seni şapşal adam gel buraya diyor. Tabii. Videosu var. Ulan çünkü peki, bana dediniz ki ben gardolaptan çıkayım da sen burada uzan da bir küçük video hayır, çekelim. Hayır o sahne değil. O sahne değil. Önden önceksin. Sen vlogda şov yapmamı istiyorsun. Ben de sana şov yapıyorum yani. Şu ana kadar birinizi... Evet. Dostça olmak kaidesi dışında elledin mi? Hiç özel bölgelerinizi bölgelerinizde sizsin ya. Özel bölge. Ya siz peki ne ahlaksız adamlarsınız be. Peki bir şey diyeceğim. Diyelim hadi gerçekten de böyle şey konusu oldu. Abi hani gerçekten kimin gay olduğunu çözmek için sırayla aynen. Pipimizi açacağız ve işte sırayla herkes dokunacak. Eğer sen de sassın kalkarsa, şu an. Sen de sassın ki, şu an. Kalkarsa eğer ki ne yapacağız o noktadan sonra peki ben diyelim Barış hiç açtı şey. Sikini ben eğildim ve böyle Barış'ın sikine böyle parmak ucumla dokunmaya başladım. Barış'ın siki sertleşti birdenbire. O noktada yavaş yavaş kafamı çevirip Barış'a baktım. Nasıl tamam. İlerliyoruz o noktadan sonra ne oluyor ben gay değilim yapışıyorum dudaklarına. Ama ben gay değilim. Tamam ben de gay değilim abi zaten sıkıntı değil. Ha, no o zaman problem yani... yok. Normal. Hayır gay olsan problem mi olacak 2022'de? Hayır ne değil asla. Biz sadece al, netleştirmeye al, çalışıyoruz. Abi yok biz, abi. Siz şey diyeceğim arkadaşlar. Benim başkasına gidelim. Twitter'a yazıyorum. Umurumda benim, değil. Benim, ne yaptın ekibi homofobik bir... Bana ne? Değil. Benim, en son homofobik olacak ekibimiz. Ne yaptın? Mert, ne Günhan. Yaptın? Discord grubuna bir video attım. Ben teklifim şudur. O videodaki şeyi yapalım dördümüz. Content ne yapayım? Ne, ben şimdi bakamam. Onu ekrana ver. Hayır ekrana vermeni istiyorum. Cockfighting ya. Cockfighting bu ya. Abi ekrana vermeni istiyorum. Abi blurlu. Blurlu mu? Twitch'i sağ sola. Oğlum çıktılarıyla savaşıyor insanlar. Tamam o zaman chat'e atıyorum arkadaşlar. Al şimdi ben gay'im Deniz değil ama. Değil kardeşim biz. Biz Türk gibi Türklerin mızrağıyla dövüşmesi gibi bu atasporu bu. Peki bu neyi belirleyecek? Kazanan erkekmiş onu öğreneceğiz. Erkek ne demek o? Erkek. Ya beyler de erkek ya kanka. Ne demek erkek? Çok haklı bir bakış açı oldu bu. Bu bakış açısını ya, çok takdir ediyorum. Da. Evet. Bay bay. Bak, siz gerçekten görüşürüz. Hani dıştan bakınca en böyle ırkçı, en böyle homofobik insan benimdir tamam mı? Tabii ağzımdan öylesin. Çıkan şeylerden dolayı. Evet. Hani ben böyle şeyler söylemiyorum ya. Nasıl şeyler söylemiyorsun? Nasıl şeyler söylemiyorsun ya? Abi evet biz bayağı korkunç şeyler söylüyoruz galiba. Evet Barış, ya arkadaşlar. Korkunç şeyler söylemiyoruz. Evet evet. Şimdi biz şaka yapıyoruz. Bunu bir açıklayalım. Yok açıklama. Ben biliyorum sizi. Twitch Longer geldiği zaman şaşırma biz, kardeşim. Biz Barış'ın gay olmasını hiç bizim gay arkadaşlarımız var. Arkadaşlar siktir, ne yaptın? Siktir takipten çıkıyorum senin bizim, Twitter'dan. Amcık. Barış arkadaşımız bizim ve biz Barış'ı çok seviyoruz. Ve Barış bir gay. Bu bizim için hiç sorun değil. Ya Allah. Lan oğlum benden utanmıyorsanız kız arkadaşımdan utanın ya. Hani bu... Bakın bu meme olur. Bunu yapmayın. Niye, ben gay değilim ya. Kız arkadaş doğru. Lan kız arkadaşım var, sevgilim var benim. Gayet mutlu bir ilişkim var. Bakın sikerim ama yapmayın ya. Şimdi aa sikerim diyor. Tehditim ya. Sikerim. Artık yeter. Bu kadar senedir rol yapıyorum falan. Ya ben bir kere bu tatildeyken Barış'ın böyle Barış'ın telefonundan bir şeye bakıyorum. Haritaya mı bakıyorduk, bir şeye bakıyorduk falan. Böyle Barış telefonunu bana verdi. Abi o an aklıma benim şöyle bir fikir geldi ve yapacaktım da bunu. Ama yapamadım sonra, kıyamadım yani. Kendi adımı şey diye değiştirecektim böyle. İşte gay sevgilim pompacım. Falan gibi değiştirecektim. Ya da pompacım. Kim gay sevgilim diye rehbere. Ya pompacım çok epik olurmuş. Ya da pompacım. Tokmak Fatih falan gibi bir isimle değiştirecektim yani böyle. Sonra abi... Barış sevgilisiyleyken Barış'a sikimin fotoğrafını gönderecektim.
Direkt böyle zikimin fotoğrafı WhatsApp'tan tokmakçım adıyla gelecekti yanındayken. Evet tamam, bunu açıklamam, bunu açıklamam 2 dakikamı almaz. Üstüne sikinin fotoğrafı bende olur. Bu çok kötü bir strateji evet, yani. Kötü hayır. Hayır, hayır. Ama neden biliyor musun? Sen adını değiştirdiğimi bilmeyecektin kanka işte. Tamam da bakacağım şey bu kim diye geçmiş mesajlara bilmem ne. Yok internette hayır. Penis fotoğrafı atardı. Yunan'ın da başına bir şey gelmezdi canım. Yani, evet internetten bir penis fotoğrafı atardım. Ben de bunu düşünmüştüm. Ben de internetten penis fotoğrafı atmayı düşünmüştüm. De neyse. Niye kendi niye hayır lan niye kendi fotoğrafımı atayım zaten de. Sen istekli. Peki seni bu plandan ne alıkoydu yani? İyi bir insan olman mı? Yoksa dostluğa bak, önem şey vermen mi? Ne alıkoydu seni bundan? Ne olacaktı biliyor musun? Endgame şu bu planda. Sana bu sen hiç bilmiyorsun tokmakçım 31'den penis fotoğrafı alacağını. Sevgilinin yanındayken geliyor birdenbire. Laps diye. Sevgilin sana soruyor diyor ki bu ne ya böyle? Sen de bilmediğin için bunu o an afallıyorsun. Çünkü gerçekten gaysin ve gerçekten sakladığın bir tokmakçı var. Ama bu o mu emin değilsin. Ve işte o andaki şüphe benim oynadığım tek şeydi. O andaki şüpheye oynadım ben yani. Tabii, sonra tabii. Vazgeçtim bundan. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey de yaşanabilirdi. Ha Günan skin'i atmış da diyebilirim. Yani tabii doğru söylüyor. Çünkü gerçekte de arkadaşlar Günan bana ben durmadan skin'i çekip evet. Atıyor. Yıllardır arkadaşlar. Yıllardır. Açıklıyorum artık. Hikayemizi anlatacağım artık. Sen ne yaptın ha? Günan'la benim ilk çok samimileşme anım. Ne yaptın da karşılaşmamız. Ve o zamandan beri Günan... Benimle alakalı gay şakaları yaparak beni gay yapmaya çalışıyor. Farkındayım. Peki sizce doğru buradaki amaç doğru. Ne? Çok benim gay olmam Günan'a nasıl bir menfaat sağlayacak? Aşırı fındık götüm dışında. Günan beni gay çevirip fındık götümden yararlanmak istiyor. Ama sana sesleniyorum Günan. Ama şimdi bu fındık götümden senin de için yararlanılır değil. Kanka yani. Oğlum fındık demişken Barış'ın yaptığı en iyi atıştırmalıklar listesinde ben aşırı tetiklendim ya. Çok kötü liste ya. Çok kötü ya, liste Barış ya. Nesi kötü? O nesi kötü? Oğlum ben hiç denem kötü. Ya affedersiniz de Türk ya. Ülkenin başka hiçbir derdi yok amına koyayım. Tadelle çöp yerim daha iyi de oldu diye anamı sıktılar beni ya. Abi olamaz bak çöpte çok kötü şeyler var. Bir de hiç denemedim derden utandım. Nasıl denemezsin Milka bilmem hiç, ne ya. Bir saniye abi siz yazdığım açıklamayı okumamışsınız. Hakaret etmek istemiyorum ama. Ben bunun altına açıklama yazdım. Artık 2,5 saatin sonunda Milkaları... Tek bir Milka koyduk oraya ve bütün Milkaları temsilen orada o. Yani yoksa anasının amına kadar gidiyor. Kanka işte. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Abi Allah aşkına bak burada süt burgere kötü demişsin. Nero'ya kötü demişsin. Nedenini beyaz söyleyeyim. Dido'ya oğlum eti pufa kötü demişsin Barış ya. Evet, abi bak saçmalamışsın ya. Bir saniye. Hayır alakası yok. Siz atıştırmalıktan anlamıyorsunuz bence. Çerezada da denemedin lan hiç? Yani. Abi ya hangi çereze? Denedim çerezaları... Şey olarak var çerezle yine yukarıda. Açıklıyorum süt burger kötü çünkü süt burgerden daha iyi süt dilimi var. Süt dilimi mi yersin süt burger mi yersin? Tamam. Süt ama burger yiyorsan asla her yerde süt dilimi her yerde yok ki süt dilimi. O zaman yemem. Ama bu kadar basit. Süt burger ama süt burger her yerde var ve iyi bence lezzetli süt burger yani. Şimdi öncelikle bu liste özneldir ve 3 kişinin ortak çalışmasından şey yapılmıştır. Can, en üstten gidelim paprika, mi? Paprika bir dakika. Bro. Pringles paprika çok güzel bir şey. Pringles paprika neden en altta? Hiç abi, denemedim de çünkü bütün Pringles'lar efsane olarak koyduk. Yani herkesin favorisini koyduk. Kanka Mars'a... Mars'a manasız demişsin. Choco Prince'e manasız demişsin amına koyayım. Mars manasız. Bana hitap ne demek manasız? Bana hitap manasız ya. Al işte bak atıştırmalık böyle bir şey abi. Benim için tamam öznel bir liste ya bu. Mars, ben Mars yiyeceğime. Mars kötü değildi Mars benim için. Bak ben Mars yiyeceğime giderim Maximus yerine Snickers yerim. Ne? Seviyorum. Polo... Yani Tofita'nın... Çok aşağılarda kötü olduğu yerlerdeyiz yani. Hayır yemede yanında yat Tofita. Körsünüz abi ben ne yapayım? Hiç Tofita hiç denemedim hatırlamıyorum. Hayır, da Tofita var Rondo yat. Var. Oğlum ya aşağıda bakın ekranda lan. Efsanenin birincisinde ne var abi, kanka ben onu göremiyorum. Şimdi bakın ben Harbi. Size söylüyorum listeyi ben Harbi. Size söylüyorum. Efsanenin birincisinde Harbi var. Efsane kötü. Demeyen siktir git derim ben sana burada. Harbi ne? Efsane Harbi. Olamaz abi. Harbi efsane olan olamaz. Ya siz yaşlı herifler sen... atıştırmadan hayır. Anlamıyorsunuz. Abi, ya hadi biz hepsini şey denedik burada be. Abi bak, biz burada abi. Benim burada yemediğim şey 1-2'dir. Reis adam Harbi'yi efsaneye koymuş. Allah ve Allah. Asıl, bak ve ortalamaya koydu şeyleri söylüyorum size abi. Ülker klasik çikolatalı çikolata. Ülker kırmızı kare ülkeri adam ortalamaya koymuş.
Adam oğlum ülker Doritos, peti ayak peki, ayak kokulusu evet, yani Doritos ve Cheetos'u çok kötü kullanılmış yani bu abi, Alaska Frigo'yu Alaska Frigo'yu ortaya koymuş. Balık krakeri ortaya koymuş. Bisküvi evet, ortaya koymuş. Evet. Halley'i ortaya oğlum, koymuş. Çiziviç iyi bir şey lan. Halley, arasının Halley amı. Şey. Arkadaşlar siz yani, manyak işte, mısınız? Siz faşist misiniz lan? Sinirlendim ha. Beyaz Padella. Bu benim listem. Manyak mısınız ya? Ülker Petibör bisküvi ben ne yapayım amına koyayım? Ülker Petibör. Çaya banacaksın. Çaya banacaksın. O konuda Barış'a ya katılıyorum. Bu, bakın, evet, o konuda vasıfsız tamam, miyim? Ben sırf ağız çaya batırıp yiyeceğim diye de gidip Ülker Petibör almam. Giderim Burçak Sultan'ı alırım. Sen ben biraz sinirli kuru linçiyorum lan. Gibi ya. Oğlum linçiyorum. Biraz daha ya. Biraz gerginliğin biraz. Kanka sen biraz ya. Gerilme gerilme. Sultan'ı yine. Gerilme. Sultan'ı yine. Gerilme. Ben gerilmedim bu arada dur. Çaysız yiyemezsin. Evet yemem. Sultan'ı çaysız yiyemezsin. Ayrıca ben şuna gerçekten çok alındım. Abi pizza krakeri ortalamaya koymuşsun. Abi siktir git Barış ya. Yani hepinizin önüne bak pizza kraker getireceğim tamam mı? Tamam. Ve onun tamam, yanına da onun yanına da ne getireceğim dur bakıyorum. Yeşil bak. Pringles getireceğim. Eğer Pringles'a dokunursanız da sizi yatırıp sikeceğim. Ama şimdi bu bir kıyaslama olmaz şimdi, ki oğlum birinin olduğu yerde. Bu bir bu bir şey atıştırmalık listesi. Neden bizi sikmek istiyordun ki? Ben oğlum geyim amına koyayım. Şimdi bakın. Benim buradaki listelemem tamamen şöyle. Atıyorum Lay's Classic. Birçoğunuz seviyor olabilirsiniz. Lay's Classic yiyeceğime ben gider. Ruffles yerim. Abi ama Lay's Classic. Ruffles'dan aşağıda. Bu kadar basit. Tamam, cips denince bence abi. Lay's Classic ve Pringles Classic zaten. Bir de Ruffles Classic. Bunların bence efsanede olması gerekiyordu. Doritos'un ben bence. Ben Pringles Classic'i kötü buluyorum. Pringles bak, Classic bak, kötü. Ruffles'ın yine orijinalini koymuşsun efsaneye. Doritos Alaturka evet eyvallah burada bak sana katıldığım hangi nokta var mı? Kinder sürpriz doğru. Ülker Napoliten doğru. Snickers doğru. Probis doğru. Cheetos bir dolu. Toy Box var ya efsanede. Abi Toy Box ne alaka onu anlamadım. Coco Star abi, evet. Siz evet. 30 yaşında olduğunuz doğru. için amına koyayım. Ya ne alakası var bunlar zaten yani. Her yaşa hitap ettiği için efsane değil oğlum, mi? Oğlum eti form var. Yanı yemedi yanında yat kısmında eti form var. Bir saniye onu ben koymadım. Hayır bir saniye onu ben koymadım. Onu Berkay koydurttu. Ben eti formların hepsinden ya. Nefret ederim. Bana kalsa hepsi kanka, çöp yerim Berkay'dan daha iyi. Berkay'dan bence ev arkadaşlığını bir gözden geçirme vaktin bence geldi senin. Ya eti puffların hepsi kötüde ya. Eti puffların hepsi kötüde abi. Bu bir şey diyeceğim yine aynı şekilde. Eti pufflar da Bedir ve Berkay yüzünden kötüde. Ben iyi ve güzel olduklarını düşünüyorum eti puffların. Ağza tek atılır. Evet. Cin kötü, cinler kötü manası ne? Yok. Ne? Kötü amına koyayım ya. En son ne zaman cin yedin lan? Ben arkadaşlar, yedim etrafını yiyip içini yiyeceksin sonra. Ben geçen otobüste yedim. Ben cin otobüste yedim. Barış'ın ne yaptığında Bobo'sa 5 şablak cezası. Şablak. Aynen. Toblerone hiç mi denemedin lan? Toblerone nasıl denemedin? Abi, Toblerone kötü bu arada ya. Abi yapış yapış. Evet, ya. Ben bunu açıklamakta sıkıldım. 16.ya söylüyorum dostlar. Lütfen. Toblerone'un bir tanesi bütün Toblerone'ları temsilen ortalamada duruyor. Aa ortalama değil Toblerone ya. Toblerone manası. Ya ortalamada ya kötü. Ben sevmem. Ya abi sen. Toblerone efsane. Toblerone nedir biliyor musunuz? Lüks görünmek için alınan overrated bir çikolatadır. Çok haklı. Barış bugün haklı olmadığı kadar şu an haklı. Bu listede şey var mı Barış? Toffee. Ney? Toffee diye bir çikolata var. Var. Yeme de yanında yatla. Raffaello var mı? O ne be? Raffaello yok. Toffifee diyorsan yeme de yanında yatla Toffifee. Evet Toffifee ama Raffaello çok güzel bir... Abi adam Toffifee'yi koymuş. Şey yemedim noktasına After Eight'i koymuş anasını. After Eight bombadır lan. After Eight bombadır diyen kruvasandan anlamıyordur. After Eight değil lan dur. Ben Seven Days'le karıştırdım. Pardon. Hayır, rolüme çok kaptırdım kendimi. Seven Days After Eight. Evet. Çok kaptırdım. Yani. After Eight ne liste... ki? Ben diyemedim. Barış bu liste benim kafama yatmıyor. Ben bayağı uyuz oldum bu listeye. Yani baktıkça kanka, sinirlerim bozuluyor. Bu listenin aynısını yapalım istiyorum ben. Bir şey diyeceğim. Tüm Türkiye ile aynı şeydesiniz. Noktadasınız. Ve bu beni üzdü. Yani tüm Türkiye taşak geçti seninle. 1000 tane alıntı tweet var. Bu 1000 tweetin 900'ü anama sövüyor.
Ve yani ülkece başka sorunlarımız var. Amına koyduklarım. 23 yaşındaki bir insanın atıştırmalık listesi gününüzü nasıl berbat edebiliyor? Biri şey yazmış ya. Twitter'ı bu gördüğümden sonra siliyorum yazmış. Sikir. Amına koyayım. Oha, nasıl hayatımda daha kötü bir analiz görmedim. Oğlum bak biraz Barış'ı inanılmaz reyşolamışlar evet, Barış'ı. Evet, evet, oha, evet. Manyak mısın? Altına neler yazıyorum? Istiyorum. Ben biraz okumak istiyorum izniniz olursa. Bambaşka bir mevzu. Ballı sütlü burger Canga Dido kötü kategorisinde Allah'ım dünyayı yok et. Hani yarrak, yani yarrak gibi liste olmuş yazmış biri. Bak haklı ol, bak tamam yarrak gibi liste diyen okey de hani bütün dünyası yıkılan cici kızlar var böyle. Oğlum Allah'ım dünyayı yok et de demiş lan birisi. Abi bak bir tane spor yorumcusu kadın, tamam mı? TRT Spor'da yorumculuk yapmış, cin neden kötü de diyor. Ya sen spor yorumcusun, sen git Galatasaray'ın haline yaz yani. Cin kötü abi benim oğlum için. Oğlum ne alaka, kendisi olmamalı. İçin işte sormuş, en azından bir şey dememiş kadıncağız da, cin kötü dememiş. Ya bakın değil mesela demiş. Ben nasıl karar verdiğimi söyleyeyim. Mesela Ülker Napoliten sevmem. Ama tamam. Ülker Napoliten'in yelpazesi o kadar geniş ki. Bayram evinde de var, Swinger sofrasında da var. Sade, hep aynı tat falan böyle. Efsane, yapacak bir şey yok. Ama bana şundan dolayı kızamazsınız kardeşim. Highlight şey o kadar güzel diyemezsiniz. Var. Ben kötüleri görüyorum daha çok. Evet, bir dakika. Ben bu arada bir çok şey görmedim yani. High life mesaini sikim yazmış birisi, ben dinliyorum. Nerede lan, like atacağım, link atsana. Oğlum kanka, bir şey diyeceğim. Mesela bak efsane Bumbo'yu koymuş. Tamam okey, iyi bir dokunuş. Bumbo kebap ne ruffles var. Onun için abi işte bilmiyorum. Bir şey kebap diyeceğim ruffles... dur ne olur. Ne olur bir tweet okumam lazım, çok özür diliyorum. Horoz Ali demiş ki çöp yerim daha iyi de Tadella var. Ciddiye almayın lütfen. Bu arkadaş benim ayakkabıları ekmek banar yer. Öyle bir ağız tadı var. Ben doğru şimdi demiş. Yani hani yanlış ya. Tek kelimesi yok. Abicim. Ya sen Barış'a niye bu kadar yükleniyorsun Günhan? Hayırdır? Abi ben sen kötü mü arzuluyor? Konuyu mu dağıtmaya çalışıyorsun? Hayır. Sen konuyu mu dağıtmaya çalışıyorsun Günhan? Ben var ya ben şu sen anda sen bir kekelemeye de başladın kanka şu an. Günhan beni elde edemediği için üzerime geliyor. Şu an farkında bu. Mısınız Günhan? Olan şey bu. Listede Laviva var bu arada. Arkadaşlar ben dün bu listeyi gördüm. Ben dün bu listeyi gördüm ve böyle linç başlatmaya çalışacaktım Barış'a. KGBTR'ye falan koyacaktım bunu. Ama şu anda ben başlatmadan linç yemesine çok sevindim yani. Aa, siz bana arkadaşının şunu söyleyin. Linç yemesine seviniyorsun. Abi diyorum bana takık, kafayı taktı. Kanka linç falan yememiş bu arada Barış ya. Evet ya. Şimdi bana şunu söyleyin abi, siz High Life seviyor musunuz? Ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Yani ben gidip de bakkaldan High Life alayım demem. Önüme ha, konursa o, bir iki tane ağzıma atarım. Ama önüne konursa doğrusu. Çok şey yersin be oğlum. Hayır. Öyle önüm, mi söylüyorum? Yarrağımı da yersin. Bakın ben High Life'dan o kadar nefes ediyorum. Eren doymam demedi. Eren doymam demedi. İlginç. Diyecektim de çok araya girdiniz. Bir şey diyeceğim. Piko yiyen zevksizdir demiş birisi retweet yapıp. Asıl sen zevksizsin, Piko dünyanın en güzel çikolatalarından birisi. Piko güzel yani, Piko fena yani değil. Yani abi bunu diyen High Life yiyordur amına koyayım. Bir, Piko biraz vasıfsız bir kaşık ya. Şeker. Piko güzel, Piko meyveli şeyde, falan. Şeyde listede Lila Paus var mı? İlkan'ın Lila Paus'u Piko'yu tokatlar mesela. Yoda pirinç. Şöyle tokatlar. Lila Paus var ama Milka'lara tek Milka koydum klasik. Yeme de yanında yattı her şeyi. Çünkü Milka'nın her şeyi çok iyi. Her şeyi çok iyi yani. Kalite evet. Çikolatası çok iyi olduğu için her şey çok iyi abi yani. Hani CEO'muzun sikine çikolata sürdük, gelin yiyin deseler yeriz. O kadar iyi Milka'nın tabii, çikolatası. Tabii. Evet güzel muhabbetti. Milka'nın CEO'suna buradan büyük bir alkış var. Alkış arkadaşlar. Dur bitmedi. Şey var. Ne var? Aa neydi lan? Ha Günhan, Ankara'da sahneye deyince, çıkıyoruz biz. Günhan, ha ona geleceğim. Günhan sikimiye deyince Günhan'a kahvaltı niyetine yolladığım videoyu paylaşacağız mı Twitter'da? Ay Barış? Çok iyi ya. Onu ne olur. Ya çok iyi ya o. Günhan dedi ki benim kahvaltım nerede? Ben geliyorum. Yemek istiyorum falan. Eren'le de biz dışarıda yemek yiyoruz. Eren de şey yaptı. Gel senin kahvaltın burada deyip sikini avuçlayarak yani Günhan'a video attı yani. Sonra Zade Gey. Eyvallah, sağ olun. Abi ben onu bir de şeyde açtım ya. Tam taksiye binmiştim. Taksiyle geliyordum. Videoya bir tıkladım abi. Adam birdenbire böyle muhabbet ederken
gel gel senin mal burada falan gibi elimsiz geldi. Adam böyle bir bana dikiz aynasından bir baktı falan, ben de şey yaptım. Arkadaş işte falan yaptım böyle. Birkaç soru var, onları almayalım mı Discord'dan? Sonrasına mı bırakalım başka? Sonra yani yaparız ya. Peki tamam arkadaşlar. Tamam, bu başka muhabbete döndü çünkü. Sorular için çok teşekkürler. Öbür hafta öbür bar sohbetlerinde cevaplayacağız söz. Ankara ne yaptın oldu lan? Evet, ne yaptın oldu. Ankara'yı ne yapalım? Gitmeyelim mi? Gidelim arkadaşlar. Ankara'dayız. Kaçında Ankara'dayız? Güzel sorular bunlar. Bu biletin o da şimdi moderatörler açacak linki. Ünlem Ankara, Ünlem etkinlik yazarsanız çıkar. Gelin bizden sonra da DJ 21 Kasım. Çıkar. Aa o ne güzel iş lan. DJ Makat. Pardon. DJ arkadaşlar, Magat. Arkadaşlar performans bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Tontiş bir ilişkimiz var işte. Sonrasına DJ koymuşlar ve ikram koydular. Acaba yine bize. Yine kar yağar mı acaba? Aa bilmiyorum. Yağdırırız be gülüm. Şey şey en azından garanti. Sonrasında DJ varsa kovulmayacağız mekandan. Hayır. Öyle bir garantisi var. DJ Magat çıkacak ve eğleneceğiz. Yiğitcan olsun isterdim DJ ama. Yiğitcan gelecek mi? Yiğitcan gelecek benim bildiğim. Bana öyle söyledi. Okay. Nice. İnşallah hastalanmaz. Aynen. İnşallah Covid yapmaz bizi. Ankara'da valla. Ankara için pis. Mesela İzmir için çok gerilmiştim ama Ankara için kafam çok rahat. Sahnede böyle yakın falan ya. Chill bir seyircisi var. Yok arkadaşlar, Ankara'ya gideceğiz ve sarılacağız. Bu kadar. Bu arada bir saniye, şimdi kötü konuşmak gibi olmasın da. En çok vukuat çıkan sahnemiz de Ankara. Tabi lan, sikime kar topu attı götün birisi. Aa, o gelsin bana, ağzını benim, burnuna benim için burada. İzmir'de yaşandı da Ankara'da bir şey yaşamadı. Aynen. Ya İzmir çok rahat geçti bende ya. İnsanlar şey zannetti ama. Ben hani beni taciz ediyorlar falan. Beni evet, üç kere kaçırmaya çalıştınız. Her seferinde de diyorum ulan iyiyim hani siz gidin. Hayır o ne oldu etmiyorlar biliyor musun kanka? Ben birkaç kere geldim. Bir tane çocuk ben... kanka geldi bana şey dedi. Abi Barış abi böyle köşeye sıkıştırmışlar. Bir istersen bak dediler bana. Ha, ben de öyle ben geldim, geldim hatta. Hey Barış sana abi falan yaptım. Oha lan onu kim niye dedi ki? Ben eski izleyicilerimle ayağımı duvara ben... dayamış rahat rahat sohbet edip sigaramı içiyordum yani. Ben ilk defa biz şey yaşadım. Sigarayı lan. Bıraktık Barış Günhan'la ben. Fotoğraf ben de bırakıyorum. O da aldı, o da bırakıyor. Fotoğraf muhabbetinde ilk defa ben şey yaşadım. Yani çok kalabalıklar, hepsiyle fotoğraf çekilebilecek miyiz acaba? Ben de paniği çok yaşadım ilk defa ben. İzmir'de çok. Sana ne oldu lan? Sen bir şeyler anlatmıştın. Anlatmak ister misin yayında? Bana mı? Ha bana söyledim yayında ben. Biri işte yok götün şöyleymiş. Yok götüne izledik abi. Yok işte heteroseksüelliğini sorguladım falan. Sonradan hepsi özür diledi çocukların ama tadımı kaçıracak İlk etkinlik, tadımı kaçıran lafları duydum ilk etkinlik İzmir oldu bu konuda yani. Ama bir de şey niye oldu. Seni beğendiler, seni beğendiler diye mi? Aa, yok yaklaşım tarzı abi yani öyle ha abi de gülüyorlar falan. Bir de şey sessiz bir ortamda fotoğraf çekildiğimiz için sanırım ben bir yandan fotoğraf çekilirken bir yandan da o kalabalığın ortasında benim hakkımda konuşulanları duyuyorum falan. Bir tık böyle yani hani ne oluyor ya? Hani senin hakkında ne konuştular ki lan? Ya işte ben fotoğraf çekeceğim. Eren de şöyle işte yok işte böyle falan. Hani öyle kötü bir şey değil ama hani şey oluyorsun. Hani sen orada böyle bir vitrin mankeni herkes senin hakkında konuşup teker teker ya, seninle fotoğraf çekiliyormuş gibi oluyorsun. Ya Ankara'da aynısını yaşadım. Abartma dediniz bana amına koyayım. Ya bana Ankara'da abartma böyle dediniz. Ankara'da ben çok dansa değdi herkesle fotoğraf çekildim ya. Ondan herhalde çok şey yapmadım yani. Öyle. Çoktan bileti aldım. Ankara niye pazartesi? Mekanın müsaitliği abicim. Biz sanki isteyerek koyacak halimiz yok. Ankara iptal, ben gelmiyorum Ankara'ya. Hayda ben yine de penis. Bitmedi mi ameliyatım? Penis kızartma ameliyatım var bu sefer. Neden? Ya küçülttük birazcık da kızartalım ya. Ha. Şey yapacak mısın? En iyi penis tier listi. Yapacağım. Bu arada tier list muhabbeti çok hoşuma gitti benim. Ben bunu içeriye dönüştüreceğim yani, yapacağım. Evet yap. Hmm. Her yaptığımı da Twitter'a atacağım. Bir güzel beni bir siksinler her hafta. Ben de yapacağım lan tier list. Niye? Ben de yapayım lan o zaman. Niye amına koyayım ya? İçeriğimi çalıyorsunuz. Bir şey diyeceğim. İçeriğimi çalmıyorum. Ben daha önce tier list yaptım. Siz de benimkini çaldınız şerefsizler. Hayır, ne zaman yaptın? Geçen sene yaptım ben tier list. Ben 2 sene önce anime ile başladım bu işe. 2 senedir yapıyorum. Ya ulan bütün Twitch yapıyor zaten tier list yıllardır da. Onu geçiyorum. Benim çok güzel bir fikrim var tier listin. Çalarsanız sikerim. Tamam söyle, ben çalacağımı bilmiyorum, tamam. Çalmam. Fast food. Yapıldı bile lan. Ben yaptım ki bunu daha önce. Bir daha yapacağım yarın. Ben de yapacağım. Yarın bir daha yapacağım. Fast food. Herkes yapsın. Evet. Ben yapacağım. Direkt umurumda bile değil. Peki bir şey diyeceğim. Onun görsellerini nasıl çözüyorsunuz?
O ha, şey nasıl? Var listeyi, hazır oluyor. Genellikle hazırları var. Bir de o abur cuburu bir izleyicim oturup bir günde yapmış. Manyak adam insan. Yani helal olsun. Ha orada hazır görseller varsa kolay iş. Yüklüyorsan hatta, hatta aynı listeyi yapalım. Sonra üstüne de tartışalım. Şeyde ya, herkes abur, Twitter'da abur, paylaşsın. Abur cubur değil. Twitter odası açalım. Facebook'ta. Tamam. Tamam, Twitter odasında tartışalım. İnsanları da alalım katılımcı olarak. Drama çıksın. Güzel bir çok drama. Güzel fikir, çok çok güzel fikir. Çok güzel fikir. Linç at kanka sen. Hepimiz yapalım. Enteresan. Tamam yapalım. Güzel bir link bulalım ortak. Paylaşalım bunu. Ben alkol tiyerlisi de yapacağım. Alkol ve fast food ben de istiyorum. En iyi müzik grubu yapalım ve öldürülelim. Ne diyorsunuz? Aa, orada mahvoluruz artık. Orada mahvoluruz. Porno ben, yıldızı tiyerlist var mı? Ben kanka oyun... Ben geçen Arap ülkeleri Arap ülkeleri tiyelisti yaptım abi ben. Hayır. Arap ben, ülkeleri diyen. Hepsi F'te mi? Sevmediğim Arap ülkeleri tiyelisti yaptım. En çok hangisini seviyor musun kanka? En az sevmediğim var. Ha, en az sevmediğin neresi? Lübnan. Onlar da zaten yani Müslüman değil. Irk tiyelist mi yaptın lan? Evet ben bu işin en şeyini, kralını bir gün hiçbir şeyi umursamadığım bir yayında en iyi ırklar tier listi yaptım. Nasıl ya? Bu gerçek. Bunu yaptım. Oturdum yaptım yani. Kim çıktı? Almanlar abi. Haydi. Hayır. En iyi ülke listesi yaptım. Onda da Amerika, Kanada falan var. Refah seviyesinden dolayı sağda evet. Solda öyle. En iyi ırklarda Yahudiler var. Hep bir toplamam için. Aldım diyorsun. Şey tabii reverse yaptım aslında. Kimse anlamadı. Onlarla kapışan yok. Teşekkür ederiz abonelikler için. Okuyorum hepsini. Teşekkür ederim canlarım benim. Ben artık bu tarz konularda şaka yaparken kendimi tutmayacağım. Umurumda değil çünkü bunlar şaka. Tutmuyorum amına koyayım. Her konuyla alakalı çok sert şakalar yapan insan olacağım ben artık. Yeter. Eyvah. Şey mi artık hayatı daha aktif yaşayan Barış mı? Tabii hayatı artık daha aktif yaşamayı geçtim. Artık yani sıkıldım ben bu şey muhabbetlerinden. Yok tabii. İşte sen bunu dedin o zaman busun. Hayır değilim ve onu dedim evet. Şaka. Yeter lan sıkıldım. Ağzımı açamıyorum seni, bazen yayınlarda. Yani şaka üzüyor, yapacak oluyorum. Biz seni üzüyor muyuz kanka? Yo. Oğlum ben anlamadım. Sen niye bu kadar geriliyorsun? Ya gergin evet ya. Barış biraz gergin bu aralar. Ben gerildiysem anlamadım. Bugün Barış gerginim. Geriliyor abi ya. Özel bir konu var çünkü. Yayın sonu belki konuşabiliriz de biraz gerginim yani bugün. Gergin. Gerçekten gerginsin. Bir dakika. Çok yanlış bir bilgilendirme yapılmış. Zimoxi demiş ki Ritalin ve Concerta dikkat eksikliği için kullanılan bir ilaç ve kesinlikle Xanax ve Met gibi uyuşturucularla alakalı bir şey değil demiş. Kanka Ritalin'i ezip burundan çekiyorlar. Evet, Zimoxi'cim ben Ritalin kullandım. Çok özür diliyorum Günan böldüğüm için. Kırmızı reçeteli bir ilaç ve kırmızı reçeteli bir ilaç olmasını sağlayan şey de zaten ham maddeleri. Uyuşturucularla ortak ham maddesi var Ritalin'in. Bu yüzden evet, onu geçiyorum ya zaten ben orada şey demek istedim yani. Herhangi bir ilacı ya bir kere ilacın zaten neyin ilaç neyin uyuşturucu olduğuna falan belirleyen çizgi bir şey devlet tarafından okey mi ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından okey mi değil mi? Ve bu tanımlar, bu şeyler de değişebiliyor sürekli kapım olarak. Kapım çaldı, gibi, geliyorum. MDMA bir noktadan sonra bir noktada kullanılıyordu. Sonra zararlı dediler. Uyuşturucu klasmanına girdi. Yani o sebeple. Evet şu an dediklerim tabii ki ilaç. Ama her ilaçta, Xanax da ilaç bu arada, uyuşturucu değil. Ama her ilaçta recreational olarak kullanılabiliyor yani. Zevk içinde edilebiliyor. Bu burun spreyini bile bir ara yasaklayalım mı falan oldu. Öksürük şurubu ya. Öksürük şurubundan neler yapıyorlar falan. Hani ben uygun görmüyorum. Bence yapılmasın böyle şeyler tabii ki. Bu arada Ritalin'i de reçeteli kullandım yani harbiden. Bana dikkat eksikliğinden verdiler. Ve bıraktım çünkü Ritalin bende kalp çarpıntısı artı bulanık görme yapıyordu. Prospektüste de direkt bırakın. Böyle bir şey olursa diyordu. Fazla kullanmadım. Ha o trimin de doğru o şey. Çok kullanınca bağımlılık hatta kemik eritiyor falan muhabbet.
Hayır, ilaç iyiydi. En iyi ilaç bile yere batsın arkadaşlar. İlaç kullanmak zorunda hiç kalmadığımız bir dünya olsun inşallah. Yani hala. Bütün bunları da askerde aldığım 2 günlük sıhhiye eğitiminden, medik eğitiminden öğrendim. Niye güldün? Gülmedim. Askerlik fotoğrafında profil fotoğrafı ya, ona güldüm. Çok iyi. Yani. Aynen. Outreach demiyor. evet. Aynen. Yani... Kanka sen niye inanmıyorsun bana Eren? Hiçbir dediğim hiçbir şeye. Ulan yanındaydık belgeni aldığında. Nasıl niye inanmıyorsun artık? Biz 4 senelik arkadaşız yani. Hayır şeyden. Şey mesela ben dağcıyım diyorum. Gülüyorsun. Dağı yani. Tırmanıyorum. Etkilenmiyorsun. Ne iş? Oğlum sen yaptın bunu işte sen. Sen o kadar seri yalan söyledin ki. Dağcıyım diyorsun dağın ortasında. Tabii ki komiğime gidiyor bu artık. Anladın mı? Yani uçaktayken bir şey olmaz. Ben paraşüt eriyim falan desen bu yine olacak bu yani. Ben yine güleceğim. Tabii. Sen ya atlayınca inanacaksın. Atlayınca inanacaksın. Atlayınca derim ki atlıyormuş. Allah Allah. Bu arada çok dağcı gibi de tırmanmadın. Düşe kalka biraz komik oldu. Tabii kanka yani. Sen biraz emekli abi, albay gibi tırmandın ya. Yıllardır bir şey ama tırmandım sonuç olarak. Yıllardır tabii, tırmanmıyorum. Tabii, ekipmanım mi? Yoktu. Tırmandım. Terliğim vardı. Tabii, ekipmanım tabii. Yoktu kanka. Ekipmanım olsa öttürürüm. Tabii. Ama şöyle ya, bir şey oluyor. Ananızı... Evet. Hayır. O kapıyı aralama. O kapıyı aralama. Niye gerildin? Niye gerildin sen? Hayır niye gülüyorsunuz? Zehir ettin. Zehir ettin. Sadece zehir ediyorsun yayını. Kapat ya. Ya. Abi Günan gerildi için ben Günan'la konuşmayı reddediyorum. Ben de abi yeter ya. Ya bak chat'te demişler terlikle çıkılır mı yuvarlanacağın tepeden. Ya ama şöyle yapıyorsun bak şöyle yapıyorsun. Korkmayın ben doktorum gibi bir yere tırmanıyoruz. Kork merak etme ben dağcıyım desin ve bunu söylesin. Ama öyle. Ya ben öyle yani. Ama yani rahatlayın diye diyorum oğlum. Ormanda şey kaldığımızda da abi izcilik eğitimi var benim demiştim. Ona da şey yapmadınız. Evet çok saçma kanka, konumlarda kalıyoruz. Kanka ama görsel olarak çok pofuduk gözüküyorsun ya böyle gerçek ya hissetmiyor. Ya sana şey gibi hissediyorsun. Ben Günhan'la sarılırım, iyi eğlenirim. Günhan kafa çocuk falan. Ama Günhan bana şey gibi bir görsellik vermiyor. Günhan beni doğada hayatta tutar. O görsellik evet, yok sende. Evet Yiğitcan o vibe'ı veriyor mesela. Evet de Yiğitcan o vibe'ı veriyor. Yiğitcan sizi bir gün öldürür doğada. Tabii Yiğitcan ayrı sizi. Bir konu. Doğru. O ayrı bir konu. Ama oğlum, görsellikten ben, bahsediyoruz oğlum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Türkiye'deki herhangi bir dağdaki çıkabilecek endemik yırtıcı hayvanlarla ilgili nasıl savunabilirsin her birini biliyorum amına koyayım. Tamam vay. O zaman birkaç mesela, hayvan soracağım sana. D-Max bilgisi mi ne bu? Evet dur. Yok, ben sana birkaç kanka, tane hayvan YouTube... soracağım. Sen de bana tamam. Diyeceksin buna karşı böyle savunuruz. Abi YouTube kanalı var How to Survive diye. Bütün hayvanlarla ilgili nasıl savunabilirsin onu anlatıyor. Ben bütün videolarını izledim o kanalın. Anlat yani. Evet. Kirpi çıktı kanka ve çok saldırgan bir kirpi. Hızlıca dikenlerini sana sokmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Harley botla ezerim. Aa. Ne bu kadar abi, basit aman okuyayım. Tekme atarım ya ne yapayım? Sen biraz gerginsin biri, Barış bir dur. Gerginim abi. Birincisi kirpilerin iki türü var. Bir tanesi aynen. Normal düz kirpiler bir de ok kirpisi diye bir şey var. Daha fırlatan aynen. Ok kirpisinin hayvan gibi şeyleri var. Onları fırlatabiliyor. Ama yine de şey değil abi. Yani böyle seni göğsüne fırlatacak falan gibi zaten öyle bir hacmi de yok. Yani girmez yani o saplanmaz. Ancak böyle salak şey yaparsan yakın olursan şey olur. Kirpi sana bulaşmaz abi. Kirpi zaten çok büyük ihtimalle görmezsin bile. Kirpi yırtıcı bir hayvan da değil zaten. Ya peki, bozkurt. Gördün mü kaçacaksın abi ne yapacaksın? Abi şimdi kurt kaçmayacağım olayda... o seni bulur. Şimdi diyelim kurtla karşılaştın hakikaten yani. Orada iki tane durum var. Bir kurtlar asla yalnız gezmiyorlar. Bir tane kurt önce çıkıyor. Sen o kurttan yani o kurttan kurtulabileceğini düşündürtüyor seni. Bu şaka değil bu arada. Gerçekten öyle. Tabii doğru söylüyorsun. Kurttan bir tanesi geliyor taktik önce. Taktik yapıyor. Tek gösteriyor kendini. Sonra sen bir şekilde onu siktir git buradan falan yaparsan onun kendi geri kalan grubu geliyor. İyi mi konuşmak lazım yani? Ya o noktada yapabileceğin şey şu. Sen kurttan daha hızlı koşamazsın hiçbir şekilde. O seni her türlü yakalar. O yüzden gözlerinin içine bakmayacaksın. Eğileceksin. Kendini oldukça küçük yapacaksın. Ayı taktiğine benzer bir şey yapacaksın orada. Ve boynunu koruyacaksın. Buna inanıyor musun ya? İki elinle boynunu tutacaksın abi. Bu arada. İki elinle boynunu tutacaksın. Çünkü boynuna saldıracak kurt senin.
bekleyeceksin. Eğer agresyon olursa alfayı artık sen merhamet dileniyorsun oğlum. Hayır, bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu yapmayın ben arkadaşlar. Ben endemik yırtıcılarla alakalı akademik eğitim almış biri olarak konuşuyorum. Barış da öyle. Bunu yaptığınız zaman fiziki manada hayvanın karşısında dominantlığı tamamen hayvana veriyorsunuz. Tabii, yani tamam hayvan ettiniz açsa, siz tamam. Yani sen bildiğin hayvanın önünde dom aldın bekliyorsun. Sikerse tabii. Siker yani. Yapmanız gereken hayır. Şey. Ayı veyahut bak. Kurtta. Ciddi söylüyorum. Vallahi ciddi bağırıp söylüyorum. Büyümek. Aynen öyle. Evet, büyüyüp cüsseli hayvanın daha cüsseli olduğunu, bana bakın. Hayvandan daha güçlü olduğunu arkadaşlar. Hayvana kabul hayır. Ettirmen lazım yani yoksa şey ölürsün. Diyeceğim. Bakın mesela yanlış, ben şimdi Yunan'a nasıl kabul ettim? Hayat memat yanlış bilgisi veriyorsunuz. Siyah hayır. Ayıya çalışıyor. Blackbeard denilen siyah ayıya çalışıyor taktik. Boz ayıda kurtta yarrağı yersiniz onu diyeyim size. Türk ayısına çalışıyor mu kanka bu taktik? Abi Türk ayısına şey diye bağırıyorsun. Neyse şimdi hapse girmeyelim. Tamam. Peki bal porsu. Abi. Ya bu bal porsuna bal veriyorsun. Psikopat bal porsuna bal porsunda yarrağı yedin abi. Hayır gerçekten. Bıçağı çekip, bal porsu... bıçağı çekip geliyor. Hayvan hiç kimseye eyvallahı yok. Hani ayıya bile saldırıyor. Ayı kaçıyor bal porsundan. Ormanın gerçek kralı bal porsudur abi. Bal porsunu zehirlesen ölmüyor, uzvunu kessen yatıyor tekrardan iyileştiriyor kendini. Oğlum zehirleniyor kendine. Akrep yerken düşüyor, bayılıp uyanıp tekrar evet. Yemeye devam ediyor falan. Manyak. Kafa olmak için ya. Yapıyormuş ya manyaklar onu bir de. Kafa olmak için akrep yiyor manyak. Manyağa bak ya. Yani bal porsu sana saldırmayı kafayı koyduysa orada şehadet getirir. Anneni bırakıp yani. Gideceksin artık aynen oraya. Aynen. Güzel bilgi. Her hayvanı biliyoruz abi. Ekleyeceğiniz kurda karşı dağda ne yapalım? Bir kere kurda karşı öncelikle yani eğilme de işe yarar. Eğileceksin kurt sana yanaştığı noktada eğer daha güçlü hissediyorsan evet gerçekten boynu tek hamlede yerinden çıkartabilirsiniz. Veyahut kulağına İstiklal Marşı fısıldarsanız ve milliyetçi bir kurta denk gelirseniz eğer yakın arkadaşlık kurabilirsiniz. Pek de alınabilirsiniz bile yani. Tabii. Vay, doğru söylüyor. Güzel. Korkma. O zaman sönmez bu şafaklar diyor sen olsun. Bitiriyoruz ve sonu Deniz Bey artık son memelerle lütfen. Bugün sizleri unuttuk zannediyorsunuz biliyorum. Ama farkındaysanız küçük küçük birçok konunun içinde sizlerden güzel anlardan bahsettik. Burada Kah Barış gay olduğunu açıkladı. Günhan onu arzuladığını açıkladı. Eren bir ayıyla olan mücadelesini anlattı. Ama hiçbir şey benim aklımdaki bir meme kadar. Evet. Hüzünlendin mi? Memeler memeler aslan memeler. Ah bir tutam yani bugün canım memeler. Bana yarım hissettiriyor arkadaşlar. Yani hani böyle bir şey deniz çok adam hayal edersiniz. Ve onu yapamazsınız yeterince iyi. Ama çok istersiniz. Hani böyle çok iyi yapmak istersiniz ama yeterince yapamazsınız. İşte memeler bugün benim için öyle oldu. Çok şey diyeceğim. Peki bu FIFA'daki o kartlar parayla sonra satışını yapabiliyor musun? Görüşürüz.